Evet değerli arkadaşlar, bir pazar akşamı bir misafirimiz var. Bugünkü sohbetimiz çok değerli bir doktor, operatör doktor, plastik cerrah Hasan Ateş. Bugün onu misafir edeceğiz. Sorular soracağız. Herkes yazarak problemlerini yazabilir. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Şöyle doktorumuzu çağıralım. Evet. Evet. Doktorumuzu çağırıyoruz. Fakat bir saniye. Evet. Şu anda bende Hasan görünmüyor. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hasan Ateş şu anda bizi izliyor. Hasan, şimdi seni çağıracağım hemen. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hasan Ateş'i hemen çağıralım. Evet. Evet, Hasan Ateş. Davet ettim. Birazdan gelir. Hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hasan Ateş yükleniyorsunuz. Onaylarsanız geliyorsunuz. Evet. Merhaba değerli Hasan. Nasılsın? İyi misiniz? Hoş geldiniz önce. İyiyim amca, sen ne yapıyorsun? Evet, teşekkürler. Hasan, ilk önce son gelen bütün arkadaşlar, hepinizi tek tek selamlıyorum. Kusura bakmayın, tek tek selamlayamıyorum. Şu anda yoğun bir şekilde talep var. Bu pazar günü değerli operatör doktor plastik cerrah Hasan Ateş'i davet ettik. Bugün onun bilgilerinden yararlanacağız. İnsanlarımıza bilgi vereceğiz. Bugünkü sohbetimiz çok çok güzel olacak. Herkes kendi sorununu burada anlatabilir, yazabilir. Katılabilir. Yeter ki yazın. Ben sizi alırım. Üçlü şekilde de doktorumuza biri bir sorularınızı söyleyebilirsiniz. Açık söyleyebilirsiniz. Orada Doktor Hasan'ın telefonu da var. İsteyen canlı yayından sonra Hasan Ateş irtibat kurup gerekli bilgileri alabilirler. Hasan, ilk önce hoş geldin. Saygılar, sevgiler. Çok çok mutlu oldum. Bu pazar bilhassa Kulu Kulu çevresi, Cihanbeyli çevresinde yüzlerce, binlerce insan bizi seyredecek. Hasan, seninle hemen başlayalım. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Hoş bulduk amca. Beni böyle bir davette ağırladığın için teşekkür ederim. Herkese buradan selam söylüyorum. Ben Hasan Ateş, Zincirlikuyu'danım. Herkes tanıyor zaten. Ramazan amcam da benim amcam olur. Çok da severim kendisini. Kısaca kendimi anlatmak gerekirse ben Ankara'da büyüdüm. Biraz o yüzden çok tanınmayabilirim. Bütün eğitim hayatımı ilkokul, ortaokul, liseyi burada geçirdim. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi'nde okudum. Burada yine Ankara'da eğitimi aldım. Daha sonra bir kısa süreli genel cerrahi eğitimi aldım dış kapıda. Daha sonrasında da İzmir'de 9 Eylül kazandığım için orada plastik cerrahi eğitimine devam ettim. Oradaki eğitimi bitirdikten sonra plastik cerrahi uzmanı olarak görevime başladım. Sonrasında çeşitli çalışmalar yaptım. Özellikle kök hücre üzerine yaptığım çalışmalarla ilgili ödüller de aldım. Ve yaklaşık bir 6 yıldır da özel muayenehanemde hizmet etmekteyim. Özellikle yerli yabancı birçok hastaya zaten hizmet veriyorum.
Özellikle uzun zamandır dışarıda olduğum için hani çok fazla kendi köyüme hizmet verememiştim ama şu son bir senedir artık Ankara'da olduğum için kendi köyümden de ve çevremden de bir kendi memleketimden de birçok kişiye yine hizmet etmeye başladım. Şimdilik bu kadar anlatsam yeterli herhalde. Evet. Sizin Zaten sorularınıza ilerleyen gelelim. dakikalarda hem seni tanıtacağız hem senin çalışma alanlarını insanlarımıza söyleyeceğiz. Çoğu insan da yani bilseler de operatör, doktor, plastik cerrahın çoğu insanların ne olduğunu da bilmiyorlar. Yani bunu da bazı çoğu insanlar söylüyor. Ne iş yapar? Hani her bir doktorun bir dalı vardır. Fakat plastik cerrahın tamamen ne yaptığını yani bilen biliyor fakat dört dörtlük neler hangi ameliyatları yapıyor çoğu insanımız bilmediğimiz için onları bilgilendireceğiz, aydınlatacağız. Sonradaki gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İlk önce sayfamızı paylaşın, çok insanlarımız gelsin. İkincisi sorularımıza tek tek başlamadan önce bu yaptığımız çalışmalar olsun. YouTube kanalına Ramazan Ateş, YouTube'da Ramazan Ateş yazın. Orada abone olun. Yüklediğim videolar otomatikman göresiniz diye. Çok geniş çaplı çalışmalar yapıyorum. Bugün çok çok memnun oldum. Yeğenim Hasan'la bugün bize bir sohbet yapacağız. Sorularınızı cevap vereceğiz. Gözden kaçırdığım sorular olduğu zaman lütfen bir daha yazın. Birebir doktorla konuşacağız. Şimdi Doktor Hasan, yani yaptığınız işler, yani işte neler yapıyorsunuz? Yani plastik cerrah neler yapar? Bence sen zaten biliyorsun birçoğunun ama ben yine de kısaca özetleyeyim. Bizim alanımız çok geniş bir alan. Hasan, yani ben çoğu her şeyi Tabii biliyorum tabii da ben işte bilmeyen katılımcılar çok için anlatayım insanlarımız var. biraz. Bilmeyen çok insanlarımız var. Şimdi bizim Evet, alanımız yaptığınız aslında bayağı geniş. Sadece estetik anlamda işler yapmıyoruz. Yani estetik cerrahi sadece bu işin belki de %15-20'sini oluşturuyor. Onun dışında biz neler yapıyoruz? Hani mesela özellikle el cerrahisi yapıyoruz. El kopmaları, parmak kopmaları, el yaralanmalarının hepsine biz bakıyoruz. Onun dışında mesela yüz kırıklarına biz bakıyoruz. Herhangi elmacık kemiği, çenesi kırılanlara, bunların tedavilerini, onların plaklanmasından tutun da şeyine kadar, rekonstrüksiyon dediğimiz, tekrar oluşturmaya kadar bunları biz yapıyoruz. Onun dışında mesela yarık dudaklamaklı çocukların ameliyatlarını yine biz yapıyoruz. Çenesi önde olan, arkada olan hastaların işte çene ameliyatlarını yine çene cerrahisi bizim alanımızdan bir tanesi. Onun dışında mesela deri kanserleri gibi birçok deri bütün vücudu kapladığı için her yerdeki deri kanserine biz bakıyoruz. Bu işte yaşlılarda yüzde olabiliyor, elde olabiliyor, dudakta, ağzın içerisinde olabiliyor. Bunları hem oradan alıyoruz hem de bunun yerine tekrar yeniden dudak atıyorum, yeniden burun aldığımız dokunun yerine yeniden doku nakli yaparak o doku nakillerini biz yapıyoruz. Zaten son yıllarda popüler oldu işte yüz nakillerini biz yapıyoruz. Onun dışında mesela yanıklara biz bakıyoruz. Yanık sonrası oluşan yara izlerine onlara biz bakıyoruz. Onların tekrar yeniden oluşturulması, yanan yerlerin tekrar oluşturulmasına biz bakıyoruz. Onun dışında başka yani çok ambiyane belki söyleneceğiz ama mesela cinsiyet değişimine kadar biz yapıyoruz. Aslında alanımız o kadar ki geniş bir alan. Yine estetik cerrahi içerisinde birçok şey yapıyoruz. Bunların içerisine saç ekimi giriyor. Dolgu botoks gibi ufak uygulamalar var. Onlar giriyor. Onun dışında lazerle uygulamalar yapıyoruz. Epilasyonundan dövme silmeye kadar, cilt yenilemeye kadar, cilt bakımına kadar bunların hepsi yani deriye ilgilenen her şey bizim alanımıza giriyor açıkçası. Onun dışında estetikte yüz germe, göz kapağı estetiği, burun estetiği, dudak estetikleri, çene cerrahisi, yine çenenin estetiği. Onun dışında kulak estetiği, kepçe kulak ameliyatlarını yine biz yapıyoruz. Boyun germe işlemlerini biz yapıyoruz. Daha aşağıda meme ameliyatlarını biz yapıyoruz. Hem erkekte hem bayanda yapıyoruz. Yani sadece kadınlar diye düşünmeyin. Erkeklerde de bazen hem hormonal hem büyümeye bağlı yaşla beraber memede büyüme şikayeti oluyor. Jinekomast dediğimiz onları biz yapıyoruz. Her türlü liposuction, karın germe, kol bacak germe işlemlerini biz yapıyoruz. Bunların yağ nakillerini biz yapıyoruz. Mesela kök hücre işlemleri yapıyoruz. Hem cildin yenilenmesi için
Doku yenilenmesi için işte bu hem yanıklarda olabiliyor, kanserlerde olabiliyor. Onun gibi kök hücre nakillerini biz yapıyoruz. Bizim alanımız dediğim gibi çok geniş. Yani tepeden tırnağa, saçtan ayak tırnağına kadar, tırnak batmalarına kadar biz yapabiliyoruz. O Evet. yüzden bayağı geniş bir alana sahibiz. Evet. Değerli arkadaşlar, sonradaki gelen arkadaş, hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, tek tek selamlayamadık. Gelen sorular var. Ara ara bu soruları da size soracağız. Doktor Hasan Ateş bir genelleme olarak ne iş yapıyoruz onu. Ondan sonra biz tek tek hepsine değineceğiz. Yani bu ilk etapta neler yaptığını, fakat bu botoks olsun, yüz germe olsun, bunları hepsine tek tek gireceğiz. Cemil Bardakçı diyor ki, benim botoks Hasan'a yaptım, çok çok memnunum. Cemil Bardakçı, Tavşan Çalılı, botoksu Hasan'dan yapmış, çok çok mutlu. Çok da teşekkür ediyor. Şengül Çil, burada bir bayan diyor ki, doktor bey efendiye bir sorum olacak. Yani hep merak ettiğim bir şey. Diyelim ki bir pasiyent, yani bir müşteri geldi. Herhangi bir yerinde rahatsız ve estetik yapılmasını istiyor. Ve siz doktorların söylediği ilk sözler ne? Örnek. Ha evet, burnunuz gerçekten çok kötü duruyor. Ya da karnınız bayağı bir kötü. Ya da göğüslerinizde evet çok küçük diye bu tür cümleler duyuyor musunuz? Yani işi elde etmek için hastaya böyle laflar söylüyor musunuz? Ya gerçekten çok küçük. Yani yeter ki ameliyat olsun diye. Yani bu Türkiye'de Yok. çoğu insan para karşılığında Bunu ameliyatlar yapan yapıyor. yerler var. Ne yazık ki yapan Evet. yerler var. O yüzden hani haklı olarak bunu sorması da çok normal. Ama ben hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bir kere zaten ben genelde hani bana gelen hastalar zaten çok iyi bilirler. Bana gelip de ya benim ne ihtiyacım var diyen bir insana ben diyorum ki yok. Herhangi hiçbir ihtiyacın yok derim. Çünkü bu şeye benzer. Restorana gidip ya tahmin et benim karnım aç mı demeye benziyor. Ya açsan yemek veririm. Sen şikayetini söylersen ben onun çözümünü söylerim. Hani herkesin burnu güzel, işte düzgün olmak zorunda değil. Herkesin saçı düzgün olmak zorunda değil. Benim de mesela en çok söylediğim şeylerden bir tanesi benim de burnum büyük. Amcam da hatta bana söyler sen kendi burnunu niye yapmıyorsun? Hatta ben de şakasına şey derim böyle. Kendim kadar iyisini bulamadım o yüzden yaptırmadım diye espri yaparız kendi aramızda ama ya bu şu demek değil. Ya illa yaptırmak zorunda değilsin. Ben bunun ihtiyacını hissetmediğim için yaptırıyorum. Hastama da bunu söylüyorum. Sen bana geldiysen, sen bu işten rahatsızsan, zaten bana gelecek kadar bundan rahatsızsan kendin bana söylersin. Ben onun için sana çözüm sunarım. Ama sadece bana gelip de ben ne yaptıracağım, bana ne yapmam gerektiğini söyle dersen, gayet iyi gel çayım kahvemi Hasan, içerim, muhabbetimi eder yollarım. Şengül Hanım'ın dediği gibi diyelim ki burnu gayet düzgün, güzel, ama o psikolojiyle sana geldiği zaman diyor ki aslında benim burnum güzel ama doktor orada bir bahane arayıp da vay be bunu düzeltmemiz gerekir sırf ameliyat parası almak için. O Yok öyle bir şey anlamda olmuyor. söylüyor. Evet. Yok öyle bir şey olmaz hiçbir zaman. Evet. O açıdan söyledi. Burada bir soru daha var. O soruyu da şöyle bir kusura bakmayın çok şeyler geliyor. Çok sorular geliyor. Onları kaçırıyorum bazen. Kusuruma bakmazsanız Hacer bir daha yazar mısınız lütfen? Bu arada Hacer bir o sorunu bir daha yaz. Ben hemen çok talep var mı abim? Yoksa sadece bu plastik cerrah burun, göğüs germe, yüz gezdirme, gerdirme, saçtan dolayı sadece kadınlar mı yapıyor? Yok yani özellikle son dönemde neredeyse yarı yarıya diyebilirim. O kadar çok erkek hastam var ki. Yani sadece şey diye düşünmeyin. Aa işte aman erkek göğüs yaptırmıyor, işte erkek şunu yaptırmıyor. Öyle bir şeyler yok. Yani bu bir bakım haline geldi. Artık eskiden mesela insanlar bıyığını bile kesmiyordu. Normalde bıyık bırakmak çok önemli bir şeydi. Şimdi herkes bıyığını sakalını kesiyor. Bu da böyle. Artık insanların bakım şey anlayışı değişti. Botoks artık ben herkese, bütün erkek hastalara neredeyse botoks yapıyorum. Yani Evet. çünkü artık bakımı bir saç kestirmek gibi. Yani düzenli olarak gelip yaptırıyorlar mesela. Hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Kimse de anlamıyor.
Önemli olan zaten kimsenin anlamaması. Aa dur sen ne yaptırdın demiyorlar. Ben mesela küçük yerlerde daha önce mesela Aksaray'da çalıştım. Aksaray'da ben Aksaray'ın yarısına neredeyse bütün erkeklere botoks yaptım. Kimse de birbirinin haberi yoktu. Çünkü hem doğal yapılıyor. Artık öyle çok hani göze batan çok abartılı işlemler değiller. Küçük dokunuşlar yapıyoruz. Yani dediğim gibi saç kestirmek gibi normal bakımın bir parçası düzenli gelip yaptırıyorlar. Yani o yüzden erkek kadın diye ayırmak aslında artık çok yanlış. Bu bir ihtiyaç. Eskiden böyle bir ihtiyaç yoktu. Eskiden pasta da yoktu. Herkes ekmek yiyordu. Ama artık pasta varken herkes pasta yemek istiyor. Bu aslında bu kadar basit bir şey. İnsanın durumu varsa, eğer bunu gerçekten istiyorsa, bunu yaptırmasına herhangi bir sakınca da yok. Evet. Bu arada İbrahim Koç abim diyor ki kimin oğlu? İbrahim abi Hasan Ateş Eşbekir'in oğlu, benim abimin oğlu. Şöyle diyelim, Kulu'da dişçi Deniz var, onun kardeşi. Kendisi operatör, doktor, cerrah, plastik cerrah. Çok ünlü bir doktor aslında. Uluslararası ödül almış bir kişi. Çok yerlerde konferans veren. Ankara'da şu anda ikamet edip hem kendi kliniği var hem kendi yeri var. Biz bilgi veriyoruz. Evet. Yani kısacası bu plastik cerrah dediğimiz yüz germe olsun, burun olsun, saç olsun, silikon olsun, botoks olsun sadece kadınlara ait olan bir şey değil. Eskiden öyle görünse de şu anda %50 erkek, %50 bayan diyebiliriz. Evet, burada Mayat Bulut bir sorusu vardı. Mayat Bulut dedi ki ben kendim katılıp sorumu kendim soracağım. Mayat Bulut siz istek gönderin ben burada kaydedeyim. Ayşe Ayşe Okşan neden dudak dolgularla herkesin dudakları birbirine benziyor? Evet, Doktor Hasan diyor ki dudaklarına botoks yapan bayanların dudakları niye birbirine benziyor? Yani sonuç Bu şeye bu benziyor. zevk Bütün meselesi. hayır zevk meselesi tabii. Her makyaj yapan da birbirine benziyor diyelim o zaman. Ya bu aslında biraz da yapana bağlı. Şimdi doğal bir makyaj yapıp hani daha natürel bir makyaj da yapabilirsiniz. Abartıp her yeri böyle palyaço gibi de yapabilirsiniz. Bu tamamen ihtiyaç ve istek meselesi. Sizin o gördüğünüz hepsi birbirine benziyor deniz artık en abartılı, en şeyli olanları. Hani kendini gösterenleri. Bana gelip de mesela bir seferinde dolgu yaptıran kimse ya dışarıda kimse dolgu yaptığını bile anlamaz. Çünkü bizim aslında ki amacımız şu. Eksik olanı normale getirmek. Yani adamın dudağı hiç yoksa ben onu normal bir dudağa getirdim mi kimse bunu anlamaz. Ama normal dudağın üstüne aşıp da ben iyice böyle köfte gibi yapacağım derseniz işte o zaman Evet. herkes birbirine benzemeye başlar çünkü şeklini kaybetmeye başlar. Yani Ama doğal olanında kalmak her zaman iyidir. Ben onu mesela ayarlarım. Bütün hastalarımda ayarlarım. bu abartıya zaten sen de müsaade etmiyorsun bir doktor Tabii. olarak. Ben zaten mesela hastama eğer uygulama yapıyorsam elinde aynayı veririm. Ben yaptıkça gösteririm. Dur diyene kadar. Evet. Öyle ha bayıldım. Hemen ertesinde oldu gibi bir şey yok. Beraber konuşa konuşa yapa yapa şey yaparız. Bir sonuca varırız. Hasta da zaten gördün mü tamam olmuş der. Evet. Yani pişman olan hastam şimdiye kadar çok şükür olmadı öyle diyeyim. Evet. Evet, çok çok büyük katılım var. Yine de sayfamızı paylaşın, çok insanlarımız gelsin. Şimdi tabii sıra sıra gideceğiz. Her şeyi konuşacağız. Açık açık konuşacağız. Bir nevi de bu plastik cerrah dediğimiz olay aslında biraz halk tarafından ayıplanan açık olarak söylenilmeyen bir dal diyelim. Yani birisi burada açık söyleyemiyor. İşte dudaklarımı yaptırmak istiyorum. Hasan'a gidebilir miyim? Kimdi? İşte isim var. Vay sen misin sen bunu yazan? Viyette erkekler olabilir. Saç kestirmede, burnunu düzeltmede. Vay vay sen canlı yayında bunları mı söylüyorsun? Hani gizli. Ama bunu aşmak için doktorumuzun telefonu var. Birebir görüşebilirler. Birebir bilgi alırlar. O konuda çok çok serbest olun. Plastik cerrah vücut yapısının, dış yapısının eksiklerinin düzeltilmesi. Bunun ayıp tarafı yok ama halk tarafından biraz ayıp tarafı görülecek şey.
Sayın Hasan Ateş, şimdi botoks tabii bildiğiniz gibi alın olsun, göz çevresi olsun, diş sıkma, bir de migren var. Yani hepsi birbirine bağlı olan. Yani insanlarımız çoğusu bunu bilmiyor, bu birleşimi. O açıdan biraz veya da terleme botoksu var. Onları bir şey yapacaksınız. Yani onları bir soralım. Tamam. Evet, alın, göz çevresi, diş sıkma, migren, terleme, botoksu. Biraz da bunlardan bahsedin. Çünkü insanlarımız bu saydıklarla birebir günlük yaşıyorlar. Şimdi botoks aslında çok dediğim gibi artık o kadar çok rutin yaptığımız aynen saç kesimi gibi aynen bir hani cilt bakımı gibi rutin yapılan bir işlem haline geldi. Ama botoks nedir? Hani insanlar böyle artık o kadar hani halk arasında şey dolaşıyor ki, hurafe dolaşıyor ki işte bu aman yılan zehriymiş, işte şöyleymiş, böyleymiş, böyle bir sürü şey dolaşıyor. Yılan zehri falan değil. Ha, bir zehirdir, doğrudur. Ama her ilaç bir zehirdir. Sen dozunda kullanırsan ilaç olur, yanlış kullanırsan zehir olur. Biz burada ne yapıyoruz? Biz botoks yaparak neyi elde ediyoruz? Bizim şu mimik yaptığımızdaki oluşan bu kırışıklıkları mimikleri durdurarak yani bu yaptığımız ilaçla mimiklerinizi durduruyoruz. Durdurunca ne oluyor? Burada düzleşme oluyor. Göz Evet. çevresi düzleşme oluyor. Bu görsel olarak bize bir katkı sağlıyor. Bunun dışında da etkileri var. Sadece görsel olarak güzel göstermediğin işte kaşı da kaldırırız, şey yaparız. Hani tabii ki güzel gösterir. Ama başka nelere yarıyor? Mesela biz bunu migrende kullanıyoruz. Özellikle Evet. Evet, bir saniye. Arkadaşlar lütfen telefon etmeyin. Mesaj gönderin. Ama telefon etmeyin. Hasan kusura bakma. Bu arada önemli. yine müdahale etmek istedim. Sonraki gelen bütün arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu arada Hasan, lafını unutmadan doktor diyor ki, bu hissettiğinden diyor, herhangi bir koku almakta yani değişen bir şey olur mu? Hani burundan bir eserlik oldu. Tamam, onu zaten burun Buyurun, anlatırken devam anlatayım. O edin. zaman o Lütfen zaman telefon cevap etmeyin. verelim. O burun anlatacağım zaten. O zaman anlatırım. Ona da cevap veririm. Onu unutmayalım. Şimdi botoksu anlatırken hani karışmasın kafalar diye oradan devam edeceğim. Evet, ses gitti diyor. Değerli arkadaşlar, şimdi gelen mesajlar olduğu zaman ses gidebiliyor. Ses yavaş yavaş gelir, fakat lütfen telefon etmeyin. O açıdan ses birazdan düzelecek. Hasan, siz devam edin. Ses biraz düzelecek. Şimdi tamam düzelmiş zaten. Şimdi migren için de yapabiliyoruz. Onu anlatıyordum. Özellikle migren hastaları bana geliyorlar. Biz bu migreni yaptığımızda hasta 6 ay ya da 8 ay boyunca hem şiddeti azalıyor. Atıyorum haftada 2 kez, 3 kez geçirenler ayda 1, ayda 2'ye kadar düşebiliyor. Hatta tamamen geçebiliyor. Ya da geçirdiği zaman şiddeti çok azalıyor. Yani eskiden geçirdiği ağrının belki onda birini geçiriyorlar. Ya da hiç geçirmiyorlar. O yüzden bana düzenli olarak migren botoksuna gelen çok hastam var. Yani bazen sadece normal estetik için yaptığımız botoks bile birçok insanın baş ağrısı çeken hastaların baş ağrısı problemini geçirebiliyor. Onun dışında Bir başka... saniye abi. Memosin Bozan. Lütfen mesaj gönderme. Lütfen telefon etme abi. Bak, telefon ettin, hala yazıyorsun. Memosin abi, telefon etme lütfen. Bak, şu anda ses gidiyor. Mesaj göndermeyin. Yani mesaj gönderin, telefon etmeyin abi. Bir canlı yayındayız. Buyur Hasan. Dediğim gibi migren de bu şekilde. Bir de mesela diş sıkma huyu olan hastalarda çok işimize yarıyor. Özellikle gece diş gıcırdatması olan, sabahları diş ağrısı çeken, özellikle çene ağrısı çeken, çene kasları kuvvetli olanlarda buraya yaptığımız botoksla buradaki şeyi kasları gevşetiyoruz. Ondan sonrasında hastanın hem yüzü inceliyor, hem böyle bir görsel anlamda da güzellik oluyor. Hem de bu ağrısı geçmiş oluyor. Onlarda da gayet iyi sonuç alıyoruz. Bir de son olarak terleme botoksunda çok kullandığımız bir işlem. Bu da ne işe yarıyor? Özellikle koltuk altında, özellikle ellerinde ve ayaklarında terleme problemi olan hastalar, biz bu botoksu yaptığımızda 8 ay kadar çok rahat, hani terlemesi tamamen kesilme noktasına kadar geliyor. Evet.
Şu anda arkadaşlar ses nasıl? Bende daha biraz düzelmedi. Ama ses nasıl? Bir zahmet yazın. Ayşe Okşan diyor ki canlı yayındayken aramayın. Adam her canlı yayında söylüyorum. Her canlı yayın olduğu zaman da telefon ederler. Başka da yapmazlar. Evet, tabii. Şu anda ses iyi mi Hasan? İyi, tamam. Yani botoks zehirli midir? Yani hangi tedavilerde kullanılır? Belki biraz açıklama yaptın ama bunun zehirli Yok, tarafı var zehirleyecek bir şey yok. Çünkü biz kullandığımızda bu ilaç. Biz onun dozunu ayarlıyoruz, her şeyini ayarlıyoruz. Öyle bizi kullandığımızda ilaç, ama bir insan evde kendisini bunu uygulamaya kalkarsa zehirlenir tabii ki. Felçe kadar, yani her yeri felç edecek kadar tehlikeli bir ilaçtır, eğer kullanmayı bilmezseniz. Ama biz onu milimetrik her şeyini hesaplıyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, sonradaki gelen okula hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Bugün evet bugün aslen zincirli kuyruğu gördüğü olan yeğenim Hasan Ateş, operatör doktor, plastik cerrah. Uluslararası ara sıra böyle söylemem gerekiyor ki sonradaki gelen insanlar bilsin diye. Hasan Ateş Ankara'da, herkes ulaşabilir. Telefon yazdım. Burada söylemediğiniz, çekindiğiniz soruları veya da herhangi bir sorunuzu direktmen konuşabilirsiniz. Hasan, birilerinin burnu güzel olduğu halde ben yapayım. Dudağı güzel olduğu zaman halde ben bir botoks yaptım. Para kazanayım. Bunlar bizde olmuyor. Belki Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerde olabilir. Burada olmuyor. Onun için biz burada her şeyi açık konuşacağız. Şimdi bir de dudak ve yüz dolgusuna gelelim. Yani gerçekten silikon mu kullanıyorsunuz? Çok eskiden silikon kullanılıyordu ama artık öyle bir şey yapılmıyor. Oradan kalma bir alışkanlık. Yani herkes silikon olarak biliyor bunu. Bu aslında vücudumuzda olan bir kolajeni biz dışarıda suni olarak üretiyoruz. Yani bu vücutta olan bir şey. Yabancı bir madde değil aslında. Dışarıda bunu saf bir şekilde ayarlanıyor. Laboratuvarda üretiliyor. Sonra biz bunu dudak bölgesi, yanak bölgesi, atıyorum kaş kaldırmada, işte çizgileri doldurmada, yüz şeklini değiştirmede, çeneyi uzatmada, atıyorum çeneyi köşelendirmede gibi bir mesela burnun kendisini şekillendirmede her yerde kullanıyoruz. Ve dediğim gibi doğal bir madde ve vücutta tamamen hani bir sıkıntı çıkarmadan orada istediğimiz süre boyunca kalabilen bir madde. Tabii ki bunun bir ömrü var. Yaptığımız dolguya göre 1-1,5 sene, bazen 3 seneye kadar özel dolgularımız var. Onları koyup ve bunların kalıcı olanları da var. Kalıcı dolgular da var ama özellikle biz bu geçici dolguları kullanıyoruz. Hasta memnun olmazsa eğer hemen arkasından edit edebiliyoruz. Aa işte yaptırdım, kötü oldu gibi bir durum yok. Eğer beğenmezseniz iptal de edilebiliyor. Bunun güzelliği de bu. Evet. Az önce de hani dediğimiz gibi hani herkes kötü dudak olmak zorunda değil. Atıyorum herkes kötü olmak zorunda değil. Ben hatta çok şey hasta biliyorum ki geliyor ben dudak dolgusu yaptıracağım. Daha önce 3 kere 4 kere yaptırdım. Bir daha istiyorum diyen hastayı önce ben alıyorum bir dudağımdaki dolguları eritiyorum. Bir temizliyorum. Ondan sonra sıfırdan yenisini yapıyorum. İlk başta kızıyorlar bana ama sonra yaptıktan sonra görüyorlar ki aslında daha fazlasına değil daha güzeline ihtiyaçları varmış. Ben düzeltince her şey güzelleşiyor. Evet. Hasan, tabii sohbetimiz hem devam edecek, hiç kesintisiz, fakat aradaki gelen soruları soracağım. Tabii. Çünkü çoğu insanlar, Emine Deveci diyor ki ben 2008'den diyor kanser geçirdim. Başka yerden aldılar. Gözlerimde yapıştırdılar ama kesinti oluyor. Neden acaba? Yazıyı Kaşıntı okuyabiliyor oluyor. musunuz? Ben burada biraz bir daha Tamam. okuyayım. Anladım, Selam diyor, anladım ben. 2008'de diyor deri Anladım. kanseri geçirdim. Başka yerde deri aldılar, gözüme yapıştırdılar ama ara kesinti oluyor.
Nedendir acaba? Söylerse memnun kalırım. Emine devecik. Buyur abi. Şimdi bunlarda şöyle bir şey var. İşte orada deri kanseri olduğu için oradaki dokuyu tamamen almışlar. Sonra burada bir boşluk olmuş. O boşluğa da başka yerden, özellikle koldan ya da kasıktan, şuradaki köprücük kemiğin üstünden ya da kasıktan deri nakli alıp buraya koyuyoruz. Buradaki deri artık buranın bir parçası haline geliyor. Oraya oturduktan sonra şöyle bir sıkıntı oluyor. Hastamızın yaşadığı problem şu. Hiçbir zaman normal deri gibi olmuyor. Koyduğumuz deri daha kuru oluyor. Ter bezleri çalışmıyor bazen. Öyle olduğu için kuruluktan dolayı orası kaşıntı yapıyor. Oranın sürekli nemlenmesi lazım. Hani özellikle orayı sürekli nemlendirirse hastamız, düzenli bir nemlendirici kullanırsa kaşıntının kaybolduğunu görür. O adapte olacaktır. Bir süre sonra, yani biraz süre geçmiş, tamam, uzunca bir süre geçmiş ama işte koldan almışlar zaten, o da söylemiş. Aldığımız deri, dediğim gibi biraz uzunca bir süre sonra oraya adapte oluyor. Yeniden ter bezi üretiyor ama vücut ne kadar üretir onu kendi vücudunuz karar veriyor. Önemli olan size düşen şey orayı sürekli nemlendirmek. Evet. Bu arada Safiye Demir Yeni Çoba'dan diyor ki yeri nerede? Ankara'da. Kendisine Çukurambar'dayız. ulaşabilirsiniz. Ben telefon numaraları yazdım. Gerekirse bana ulaşırsınız. Hepinize söyleyeceğiz. Evet, bu arada bir mesaj daha geldi. Kemal adı güzel. Bu bir bayandan. Tanıdım. İster lütfen. Evet. Selam Ramazan abi diyor. İyi yayınlar. Seni ve ekibini çok seviyoruz. Hasan abiye de hoş geldin diyor. Evet, hoş bulduk. Burada sonradaki gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hepinize tek tek selam veremedik. Evet. Bugün operatör doktor cerrah, plastik cerrah Hasan Ateş'i konuk ettik. Konuşulmayanı konuşacağız. Halk arasında çekinip de vücudun üzerindeki deri ile alakası, sadece deri değil, bu kulak olabiliyor, parmak olabiliyor, burun olabiliyor, dudak olabiliyor. Yani bu tam migrene kadar giden bir süreç. Onların hepsini konuşacağız. Bir de botoksta hangi tedaviler kullanılıyor? Çeşitleri var mı? Botoksun çeşitleri var. Hani ama bunlar genellikle sadece kısa ya da hızlı etki etmesi. Sonuç olarak hepsi aynı sonucu veriyorlar. Evet. Dediğim gibi kullanım alanları değişiyor. Artık yani biz aslında birçok alanda kullanılıyor botoks artık. Yani mesela kolu bacağı mesela fizik tedavide bile kullanılıyor. Kolda kasılması olanlara, sırtta kasılması ağrısı olanlara kullanılıyor ama bizim kendi kullandığımız alanda, ki son dönemde mesela mide botoksu zayıflamada da kullanılıyor. Onunla ilgili de bizim arkadaşlarımız, burada çalıştığımız arkadaşlarımız var. Mide küçültme olsun, mide botoksu olsun. Orada bile kullanılıyor. Zayıflamakta bile kullanılıyor. Mideyi gevşetiyor ki, dediğim gibi kısmi bir felç yapıyoruz midede. Ne oluyor? Mide içindeki aldığı yemeği sindiremediği için aslında hemen doyuyor. Doyduğu için de çok fazla kilo alamıyor ve vermeye başlıyor. Orada bile kullanılıyor botoks. Yani dediğim gibi alanımız çok geniş, geniş. Ama bizim en çok, dediğim gibi, benim kendi alanımda kullandıklarım, bir güzellik anlamında kullanıyoruz, migren anlamında kullanıyoruz, diş sıkmada kullanıyoruz, bir de terlemede kullanıyoruz. Yani Bunların hepsinde başarılı. silikon çeşitleri vardır. Dudak silikonu Ha, başka bir dudak. yere de yapıyor Yok, bu musunuz? botoksunkiler. Bunlar botoksun çeşitleri. Botoks ayrı, dolgu ayrı. Dolgu dediğimizde onun da çeşitleri var. Az önce anlatmıştık, hani dudak dolgusu en çok bilineni. Ama onun dışında mesela çene hattı olmayanlar, mesela özellikle bu köşeli çenem olsun, çenem çok küçük, çenemi dolduralım. Atıyorum elmacık kemiklerim çok düşük, yanağım çok çökük. Bunları havaya kaldırmak için biz dolgular yapıyoruz. Atıyorum mesela özellikle bu bölgede çöküntüsü olanlar, şurada çizgileri, kalın çizgileri olanlara dolgu yapıyoruz. Onları dolduruyoruz. Mesela burunu eğer çok şey değilse, çok büyük değilse, hafif bir kemeri varsa, hafif bir düşüklüğü varsa, biz bunları hiç ameliyat etmeden bile sadece dolguyla düzeltebiliyoruz.
Tamamen kalıcı bir makyaj gibi düşünün. Burayı dolduruyoruz, ucunu hafif kaldırıyoruz. Tamamen dümdüz bir burun oluyor. Bunu da yapıyoruz. Düzenli olarak gelip mesela bu burun dolgusunu yaptıranlar var. Ameliyat olmak istemiyorum. Ben hiçbir şekilde yüzümde cerrahi bıçak değilsin istemiyorum diyor hasta. O zaman diyoruz ki gel sana işte bu dolguları yapalım. Ya da işte özel ipler kullanıyoruz. Örümcek ağ dediğimiz, Fransız askısı dediğimiz. Mesela yüzü çok aşağı sarkan hastaların yüzlerini içeriden küçük ipler geçirip bunları tırtıklı iplerle yukarıya asabiliyoruz. Bunlar da yüzü kaldırıyor. Aynen 2 sene, 3 sene yüzü yukarıya doğru kaldırıp aynen bir yüz germe efekti sağlıyor. Ameliyat Yani istemeyen halk hastalarda tarafında bunları da yapıyoruz. gerdirme diyoruz buna. Tabii ameliyatsız yüz germe diyoruz. Ameliyatsız yüz gerdirme. Evet. Değerli arkadaşlar, sonradaki gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sadece dudak değil, burada çenenin ufak olması, onu büyütüyorlar. Dış yüzüne hitap eden ne varsa yapılıyor. Burada saç ekimi bir soru geldi. Mehmet Kesen diyor ki saç ekimi konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Kazıtmadan diyor, kazıtmadan ekim yapabiliyor musunuz? Nasıl Tabii. yapıyorsunuz? Yani daha doğrusu kendi saçını, dışarıdan gelmiş bir saçı ekme değil, kendi hücrelerindeki saçı ektiriyorlar ki bu bildiğimiz gibi yine büyüyor. O konudan biraz bilgi alalım. Şimdi saç ekiminde şöyle bir şey yapıyoruz. Bir saniye. Diyor ki Fransız diyor askıda ağrı olur mu diyor. Hani askı Onda yapmasını diyor. şöyle ağrı olmuyor çünkü küçük nokta nokta uyuşturuyoruz. Hani ipliğin gireceği ve çıkacağı yerlere biz ufak iğnelerle uyuşturmalar yapıyoruz. O uyuşturmaları yaptıktan sonra ağrısızı hissetmiyor. Sonra zaten bayıltmadan yapıyoruz. Hemen Evet. hasta yaptıktan sonra direkt yürüyerek çıkıp gidiyor. Dediğim gibi bir Evet. ameliyat gibi değil yani. O saç ekimine gelmeden önce diyor İbrahim Oktay Yazıcı diyor ki ülkemizin yetiştirdiği değerli ve ödüllü doktorlardan Hasan Ateş. Yani sadece Türkiye'de ünlü değil bir de uluslararası platformda ödül almış. Ödülü de herkese vermiyorlar. Bir buluş yapıyor. Buluş yaptıktan sonra en planda hani Nobel Barış Ödülü dağıtılıyor ya. Hani bir buluştan sonra bizim Hasan da böyle çok güzel buluşlar yaptı. Uluslararası platformda çok değerli bir doktordur. Evet, Mustafa Acer Aybak diyor ki saç ekimine geleceğiz. Şu anda şu mesajları okuyalım. Mustafa diyor ki selam, iyi yayınlar diliyorum. Hasan Bey, benim sorum olacaktı. Fransız askısı yapıyor musunuz? Tabii yapıyorum. Evet. Ayhan Demirci diyor ki selam Gore teyzemin oğlu ve yeğeni, güzel yeğenim Doktor Hasan Ateş. Takipçilerinle sizlere iyi hayırlar diliyorum. Sağ ol Ayhan. Sen de hoş geldin. Ayşe Okşan diyor ki Fransız askıda ağrı olur mu? Onun cevabını aldık zaten. Olmuyormuş. Yani sabah gel, öğleden sonra evine git ama çok çok güzel bir yüzle. Evet. Hasan, şu saç ekimine gidelim. Saç ekimi arkadaşlar sadece erkeklere ait olan bir şey değil. Tabii. Bayanlar da o açıdan saç ekimi nedir? Hücreleri nasıl yapıyorsunuz? Dışarıdan bir bağlantısı var mı yoksa kendi hücrelerini mi yerleştiriyorsunuz? Şimdi şöyle hastanın kendi hücrenin yerini değiştiriyoruz aslında. Saç transplantasyonu, saç nakli olarak geçiyor bu. Bunda da özellikle ölmeyen hani ömürlük saçlar dediğimiz özellikle hani yaşlarımıza baktığımızda herkesin burada saçı vardır. Oradaki saçın buraya yer değiştirmesiyle oluyor. Aslında yerini değiştiriyoruz. Saç nakli yapıyoruz aslında. Saç ekimi dediğimiz şey aslında bir nakil işlemidir. O yüzden de özellikle doktor kontrolünde böyle hani merdiven altı olmayan yerlerde yapılması çok önemli. Özellikle İstanbul'da bu iş çok artık şeyini kaçırmış durumda, suyunu kaçırmış durumda. Özellikle bizim yanımızdaki hemşireler hemen gidip oralarda yer açıp kendilerini doktor gibi tanıtıp şeyi tanıtıp ki hastanelerde yapıyorlar bunu da. Kendilerini doktor gibi tanıtıp oralarda ekimler yapıyorlar. Onları bir kenara bırakalım. Yani bizim gerçekten yaptığımız bir saç nakli. O yüzden de çok önemli bir şey. Burada dediğim gibi saç nakli yaptığımız için buradaki saç miktarı çok önemli. Herkes de bu saç naklini yapamıyoruz.
Bazılarında buradaki saç o kadar az oluyor ki hani kötü bir sonuç elde etmektense yapmamak daha iyi oluyor. Ama birçok hastada bunu yapabiliyoruz yani onu söyleyeyim. Bunun da çeşitleri var. Bir en çok kullandığımız şey Fue yöntemi. Özel tek tek buradaki kılları alıp tek tek buraya aktarıyoruz. Bunu da özel bıçaklarla yapıyoruz. Motorlu bıçaklar var. Buradan tek tek böyle bütün kılları bir bütün halinde alıyoruz. Buraya açtığımız küçük deliklere bunu koyabiliyoruz. Bunu bazen kalemle de yapabiliyoruz. Özel kalemler var. Aldıktan sonra kalemlere yerleştiriyoruz. Hiç delik delmeden tak 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 onunla koyabiliyoruz. Bu da DHI yöntemi dediğimiz kalem yöntemi. Özellikle şeysiz ekim dedikleri hani saç kesmeden yapılan ekimde biz o kalemleri kullanıyoruz. Ama onda şöyle bir sıkıntı var. Günlük eken bir seferde ekebileceğimiz kıl sayısı yani greft sayısı çok az. Biz normalde 4000-4500'den aşağı ekim yapmıyoruz bir seferde eğer saçı kesersek. Ama eğer saçı kesmeden buraya aktaracaksak o zaman buradan aldığımız şey çok sınırlı oluyor. Çünkü kazıtmadığımız için tek tek alıyoruz. Bu işlem çok işin süresini uzatıyor. O yüzden yaklaşık 1500 greft ancak alıyoruz. Yani 2-3 seansta ancak aynı sonucu alabiliyoruz. Ha, saçı kesmemek için yapıyoruz. Ama normal süreçte zaten bir hafta 10 gün sonra gayet normal bir saç düzeyine geliyor. Hani kötü görüntü dediğimiz şey bir hafta 10 günlük bir süreç. O kabuklar döküldükten sonra 10 gün sonra zaten 3 numara saç haline gelmiş oluyor. O yüzden hani ben anca böyle işte spikerdir, işte şeydir, hani sürekli göz önünde olması gereken bir insandır. İşte biz onlarda ancak böyle kesmeden ekimi öneriyoruz. Çünkü adamın hani öyle bir saçı kesecek, işte şey yapacak bir şey yok. Sürekli yani ekranda olduğu için. Onlarda biz genellikle onu tercih ediyoruz. Veya o tür işleri olan insanlarda, sürekli göz önünde olan insanlarda yapıyoruz. Yoksa normalde keserek ekim en güzel hani bir seferde sonuç verebilecek ekim oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela en çok sorulan şeylerden bir tanesi de ağrısızı var mı? Eskiden biraz ağrımız oluyordu çünkü hani sadece iğneleri yaptığımızda aynen dişteki gibi hani abim de yaparken böyle biraz iğneyi yapar ondan sonrasında dişini sökse hissetmezsin. Burada da öyle. İğneleri yapıyoruz. İğneleri yaparken bir, ufak bir yanma hissediyor. Ondan sonrasında ne işlem sırasında ne de işlemden sonra doğru düzgün ağrı hissetmiyor aslında. Ama biz onu da şöyle kolayını bulduk. Biz anestezi altında yapıyoruz. Benim burada ayrı bir saç ekim kliniğim de var. Geldiğinde hastalarımız onu da görürler. Gayet büyük bir ikinci bir işletmemiz de orada ortak bir arkadaşımla var. Orada bu işi sürekli yapıyoruz. Orada şöyle yapıyoruz. Anestezi altında yapıyoruz. Sizi yarım böyle bir bayıltıyoruz. O sırada uyuşturuyoruz. İğneler yapılıyor. Sonra geri uyanıyorsunuz. İşlem sırasında gene ağrı hissetmiyorsunuz. Tamamen ağrısız, sızısız. Çok güzel gidiyor. Bir de ikincisi bizim kattığımız bir şey bu. Normalde hiçbir yerde yani PRP yapıp bunu işte kandan aldıkları şeyle bunu kök hücre diye orada burada pazarlıyorlar. Biz gerçek kök hücre yapıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Hastanın göbeğinden aldığımız yağ özel işlemlerden geçiriyoruz. Özellikle bu tepe bölgesi en zor tutan yerlerden bir tanesidir. Özellikle buraya ve buraya cildin altına o kök hücreleri ve yağ verdiğimizde deri birazcık daha kalınlaşıyor. Ve o kök hücre sayesinde hem olan kılları daha gürleşiyor. Tek seansta çok güzel gürleşme sağlıyoruz. Hem de bizim ektiğimiz şeylerin ömrü artıyor. Aynen toprağa gübrelemek gibi. Hani nasıl hasatlı güzel gübresini toprağına verince sürünce tarlayı daha güzel çıkar ya. Bizim de yaptığımız aslında bu. Bir nevi çiftçiliktir. Saç ekimi aslında yaptığımız şey aslında bir çiftçilik. Ne bunu aslında şurada da görüyoruz. Biz ekimi yapıyoruz. 3 ay sonra çıkmaya başlıyor. Aynen hasat zamanı gibi. Bana gelen hastaya diyorum ki 3 aydan önce sonuç bekleme. Ama 3'ten 4'e geçerken aynen böyle ekinler baş verir gibi patır 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 patlar. %70-80 3'ten 4'e geçince 3. aydan 4. aya geçerken patır patır çıkar. 6 ayda %80-90'ı çıkmış olur. Sonra 1 yılda onlar yumuşar, birbirine geçip daha doğal bir görüntü haline gelir. O çim adam görüntüsü olmaz hiçbir zaman. O zaman da gayet güzel sonucumuzu alırız. Hastamız çok güzel hayatına devam eder. Evet, çok çok değerli bilgiler verdiniz. Yani bir halk diliyle saç tellerinizin kökü hücresi tane tane alınıyor, tane tane ekiliyor. Sizin başınızdaki belli bir yerde olmayan bir saç
sonradan kendiliğinden çıkıyor. Berbere gidebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz, yine geliyor. Tabii. Ama çok böyle itinalı bir şekilde yapılıyor. Ama acımasız. Yani Bakın, eskisi gibi değil. Tek tek alıyor. Buyurun. şöyle anlatayım. Buradan her oteli aldığımızda, hani graft diyoruz biz, onlar ikili ya da üçlü de olabiliyorlar. Hani biz 4500 graft dediğimizde aslında 5000, 6000 telden bahsediyoruz. O 4500 tane teli buradan 4500 tane hareketle alıyoruz. Buraya 4500 tane delik açıyoruz. Onları 4500 kere yerleştiriyoruz. Yani Yani kolay değil, değil mi Hasan abi? 13.500 tane hareket yapıyoruz o işlem içerisinde. Yani kolay değil. Özene bezene tek tek Tabii. 4500, 5000 tane tek tek alınıp tek tek yerine konuluyor. Neredeyse işte diyorum ya 15.000 tane hareket yapıyoruz neredeyse. Evet. Hasan, tabii aradaki gelen mesajlara bakıp okuyup Tabii. yine devam edeceğiz saç konusunda. Hı. Çünkü saç konusu sadece biz erkek biliyoruz. Erkek değil. Kadınlarda da çok kellik var. Tabii. Halk arasında terlik diyoruz, kusura bakma. Burada Hı. Serpil Aylam diyor ki benim bir yaram var diyor. Onu lazerle gidermek mümkün mü? Tabii. Zeynep Sumur da diyor ki adres ve Fransız askısı için fiyat alabilir miyim? Yani birincisi bu yanıkların lazerle gitmesi, ikincisi fiyat konusunda. Bunları verdikten Hı. sonra bu saç ekimini bir daha devam edelim. Çünkü sonuçta araya kaymasın diye bunları koyuyoruz. Şimdi bizim amca şöyle bir şey durumumuz var. Bizim diğer bölümlerden şöyle bir farkımız var. Bizdeki bütün tedaviler kişiye özgü. Saç ekimi diye gelen 3 ayrı kişiye 3 ayrı tedavi yapıyoruz. Çünkü saçı farklı, saç teli farklı, saç yapısı farklı, derisi farklı, yaşı farklı, hastalıkları farklı. Her şey fark ediyor. O yüzden biz fiyat verirken genellikle kişiye göre vermek zorundayız. Çünkü şu kadarlık bir küçük bir yara izi de olabilir. Bütün kafasını kaplayan bir yara izi de olabilir. Bu yüzden ben telefonumu direkt kendi telefonumu zaten sitemde Evet, vereceğim. yayınladım. Oradan WhatsApp'tan bana istedikleri gibi direkt kendileri sorabilirler. Oradan bana fotoğraflarını söyleyebilirler, gönderebilirler. Ben asistanıma bile bırakmıyorum. Kendim cevaplıyorum. Kendim değerlendiriyorum. Ha, bu konuda da çok rahat olsunlar. Bana gönderdiğiniz fotoğrafları, isimleri ben kendi eşimden bile saklıyorum. Bizdeki en büyük önemli şey şudur. Gizlilik çok önemli bizim işte. Kişiler bize sırlarını emanet ediyorlar. Biz bu gözle bakıyoruz. O sırrı ben eğer güvende kendimde taşımazsam, kendimden bile saklamazsam o zaman yaptığım şey hiçbir anlamı kalmıyor. Hani o yüzden bana geldiğinizde bu konuda çok rahat olun. O yüzden ben size direkt kendi telefonumu veriyorum ki direkt bana ulaşın, aracı olmasın. Direkt ben size cevaplayayım. Ve bunu yaptığımda da zaten fark edeceksiniz. Ben size gerekli bütün ayrıntıları vereceğim. Ha, en son iş zaten fiyat olayı. Zaten fiyatlar konusunda çok rahat olun. Emin olun ki İstanbul'dan, Ankara'dan çok çok daha uygun fiyatları veririm. Çünkü zaten buradaki herkes benim hemşerim. Onun için ayrı ayrı bir hani şeyimiz olacak zaten. Merak etmeyin. Gereken yardımı da orada da yaparım. Hiç problem değil. Önemli olan bana ulaşmanız ki ben size o tedaviyi sunabileyim. Evet. Bu arada Veysel Kısa, sen de hoş geldin diyor. Sizlerle gurur duyuyorum. Allah razı olsun Veysel. Mehmet Kesen diyor ki bilgilendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede geleceğim diyor Hasan. Şurada bir anlatım yapalım. Benim sayfamda bugün canlı yayın var diye Hasan Ateş'in operatör doktor, plastik cerrah Hasan Ateş'i telefonunu ben yayınladım. Ben yine de yayınlayacağım. Herkes kendisi birebir Hasan'la birebir konuşabilecek. Bunlar da çekinmenize gerek yok çünkü bunlar hepsi sır olacak. Herkes hem hastalığını burada söylemeyebilir. Ama Hı. lütfen bu plastik cerrah konusunda yüz olsun, göz olsun, deri olsun, burun olsun, dudak olsun, yüz gezdirme olsun. Göğüs diklemesi olsun, yağ aldırması olsun, daha da çok konuşulmayan, ayıp görünen ne varsa doktorunuzla birebir görüşün, açıklayın. Doktor Hasan Zincirlikuyu Gördoğdu, çok ünlü bir doktor, uluslararası platformda
ödül almış. Ben bunu bilerek söylüyorum hep. Çok ödül almış, Türkiye'de aranan bir doktor. Onun için herkes Hasan'ı ararken, bulamazken biz buraya getiriyoruz. Bir de Hasan yani para kazanayım diye bir dudağa botoks yapıyor, burnunu bir aldırayım, onu da yapmıyor. Gerekmediği zaman yok diyor. Fiyat konusunda da yani Ankara, İzmir, başka yerler gibi yapmıyor. Yani gerçekten çok çok eşit bir şekilde hem benim insanlarım diye öne çıkıyor. Evet, bu konuda yine şeye geleceğiz, saç ekimine. Dediğim gibi burada sonraki gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Serpil diyor ki Ramazan abi numaranı abiye verir misin? Özel bir kontağa geçmek istiyorum. Tamam, Serpil numaram bende var. Hasan'a vereceğim. Sizinle irtibatta WhatsApp üzeri bedava saatlerce konuşun. Ama açık konuşun doktorunuzla. Hiçbir şeyi gizlemeyin. Açık konuşun ki o da güzel bir tedavi yapsın. Her bir bölüm ayrı bir platform. Yani hiçbirisi ama bütün tedaviler eskisi gibi değil. Acısız, dört dörtlük, tertemiz. Yani sizin ben saçımı ektim, gittim geldim, siz böyle görüyorsunuz. Ama doktor için 4.500, 5.000 tane tek tek alıp yerine düzgün bir şekilde yerleştirmesi emektir. Evet, bu arada sonradaki gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz sohbetimize yine devam ediyoruz. Burada evet. Sonradaki gelen arkadaşlar yine hoş geldiniz. Biz saç ekiminde yine devam edelim. Abi hocam derim çünkü gerçekten bilgili. Saç konusunda benim unutup sormadığım şeyler var mı? Siz de ekleyin. Şimdi bayanlarda hani onu konuşalım dedi. Bir de hani onu biraz açayım. Bayanlarda da ekim yapıyoruz. Onlarda da kesmeden ekim yapıyoruz. Çünkü genellikle bayanların özellikle saç topuzu yapmalarından kaynaklı şu bölgede topuz yapmaktan dolayı topuz kelliği dediğimiz bir kellik oluyor. Mesela bunun için çok yapıyoruz. Veya bu bölgede erkek tipi dökülmesi olan hastalarımız da oluyor. Bunlarda saçlarını kesmiyoruz. Özellikle bayanlarda uzun saç olduğu için, uzun saç kullandıkları için kesmek çok sıkıntılı. Onlar da arkada gizli bir bölgeden, ufak bir alandan alıyoruz. Bu bölgeleri dolduruyoruz. Kendi saçları da orayı kamufle edebildikleri için uzun dönemde herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorlar. Böyle bayan ekimi yaptığımızda çok hastamız var. Onun dışında başka ne ekimi yapıyoruz? Mesela kaş ekimi. Kaşı olmayan hastalara kaş ekimi yapabiliyoruz. Bıyık sakal ekimi yapıyoruz. Bazı hastalarda da bıyık sakal olmuyor. Komple bu bölgeyi güzel bir şekilde doldurabiliyoruz. Bıyık, özellikle mesela bir hastam vardı. Özellikle bir artiste benzemek istediği için onunki gibi bıyık olsun diye normalde ince bir bıyığı vardı. Onunkini özellikle kadınlaştırdık. Bayağı da güzel o artiste benzedi. Oradan da bayağı bir manken olarak yürüdü öyle diyeyim. O zaman hangi artist olduğunu söylemiyorum, karışmasın. Bunun gibi istekler oluyor mesela. Özellikle her yeri var mesela. Şuraları boş. Sadece bu bölgelere ekim yapılsın isteyenler var. Bazılarında da işte ufak böyle mantardan şeyden kellikler açılıyor. Sadece o bölgenin ekimlerini de yapabiliyoruz. Veya mesela kafadan bir yaralanması oluyor. Burada kocaman bir yanık izi oluyor. Kesik izi oluyor, orada dikiş izi oluyor. O bölgelerin de üstünü mesela kamufle etmek için oralara ekim yapıyoruz. Yani dediğim gibi çok alanı var. Evet. Burada sonradan gelen arkadaşlar Mustafa Yavşan, Nurettin Badılı, daha sayamadım bir sürü insan var. Hoş geldin. Kusura bakmayın. Ayrı ayrı selam veremedim. Çünkü doktorun güzel bu hitabı olsun, anlatımı olsun kesmek istemedim. Şu anda tam 1.000 sayfamda bir özel bir sayfam var. Şu anda 1.350 kişi seyrediyor. Şu anda. 1.350 kişi şu anda bizi seyrediyor. İstatistiklere baktığım zaman da bende kayıtlı %75 bayan bakıyor şu anda. Erkekler de tabii çoğaldı. Ama dediğimiz gibi bayanlarda da yüzünde kıllar olur, bıyıklar olur. Hani saç çekiminden dolayı erkekler ortada, kadınlar yan tarafta. Onlar da yapabiliyorlar.
Biz kademe kademe gideceğiz. Diyor saç ekiminde hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Az önce biraz kısaca bahsettim. İşte hani buradan tek tek alıp ektiğimiz kısım yaptığımız ekimi foy ekimi deniyoruz. Onda da safir bıçaklar kullanıyoruz. Özellikle cildi en az yaralayan bıçak sistemi olduğu için. Onunla delikleri açıp Evet. safir foy yöntemi yapıyoruz. O da gayet başarılı. İsteyen hasta için DHI de yapıyoruz. DHI dediğimiz özel kalem ekimi. Aldığımız şeyleri yine de, o grafitlerin tamamını yine aynı şekilde alıyoruz ama ekim sırasında buraya hiç delik açmıyoruz. O özel kalemlerin ucuna tek tek yerleştiriliyor kıllar. Tek seferde tak 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 ekim yapılıyor. Makineyle ekim yapar gibi öyle düşünün. Biraz daha uzun bir işlem. Onu bazen 2 gün arka arkaya yapıyoruz. Önce bir gün bir tarafını yapıyoruz. Sonra ikinci gün ikinci tarafını yapıp uzun bir işlem oluyor. Çünkü her seferinde aldığımız teli tekrar şeye yerleştiriyoruz. O kalemin ucuna yerleştirip tek tek işlem yaptığımız için biraz işlemi uzatıyor. Ama daha sık ekim yapma şansı sağlıyor. Küçük alanlarda ekim yapacaksak biz de onu tercih ediyoruz. Bunları hastaların hepsini de konuşuyorum. Hasta hangisini tercih ederse bütün yöntemleri de uyguluyoruz zaten. Evet, yine ara ara sonradaki gelenler konunun tam anlamını bilmediği için ara ara anlatmaya çalışıyorum. Sonradaki gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sayfamızı paylaşın, çok insanlarımız gelsin. İkincisi, bunların hepsini yaptığım çalışmaları kendi YouTube'a, Ramazan Ateş YouTube'a da yazın. Abone olun, yüklediğim videoları otomatik görürsünüz. Üçüncüsü, burada... Evet, sonradaki gelen arkadaşlar Hasan Ateş, operatör doktor, cerrah, plastik cerrah Hasan Ateş, Asken Zincirlikuyu gördü oldu. Birisi soruyor nerede? Ankara'da. Uluslararası platformda ödül almış, Türkiye'de büyük başarılar elde etmiş, herkesin arayıp da bulamadığı bir kişi. Biz bugün burada, bizim misafirimiz Ankara'da, telefonu veriyorum. Herkes kendisi ona ulaşabilir. Hiçbir şey çekinmeden, ayıp demeden kendi problemini anlatsın. O da çok çok gizli tutarak her şeye cevap verecek. Ama boşuna boşuna İstanbul'a, Ankara'ya gitmeyin. Çünkü İstanbul, Ankara'dan, İzmir'den çok müşteriler Hasan'a geliyor. Fatma Yıldırım merhaba, sen de hoş geldin. Fatma Yıldırım da diyor ki selam, bir yorum var Ramazan abi. Ben kızım küçükken kaşı masaya vuruldu. Dikiş yapmadığı için kaşı çıkık kaldı. Kaç yaşında kaşını doldurabilirsiniz? Kaç yaşında şu an? O önemli. Evet, kaç yaşında? Peki diyor, biyomidal botoks yapıyor musunuz? Beritan diyor. Fatma, sen de kızın kaç yaşında olduğunu yaz. Beritan, cevap verebilecek misiniz? Peki biyomidal botoks. Bu niçin sorduğunu anlatabilirse. Evet, onu biraz açarsanız, çünkü devletler arasındaki İsimler on değişebiliyor. isimler değişebiliyor o açıdan. Hasan, Fatma'nın kızı 14 yaşındaymış. Genellikle 16 yaşı bekliyoruz. 16-17 yaşına geçmesi lazım. Birazcık da çünkü özellikle sonuçta arkadan yine onda da arkadan alıp ekim yapıyoruz. O yüzden biraz hani büyürse iş çok daha rahat olacak. Daha şu an ergenlikte olduğu için işlemler birazcık daha zorlar onu. Ama hani bir 17-18 yaşına gelsin, o zaman çok rahat yapabiliriz. Burada diyor ki biyomidal mide Tamam, botoksu. mide botoksu. Dediğim Şimdi gibi oldu. şey mide botoksunu ben direkt kendim Hasan uygulamıyorum. Ateş abim, hoş geldin. Buyur. Bizim özellikle profesör bir arkadaşım var. Onunla beraber çalışıyoruz. Özellikle bu zayıflama hastalarında, özellikle kilosu çok fazla olan hastalarda mide botoksunu, mide küçültmeyi, yutulabilir mide balonu, normal mide balonu bunların hepsini o yapıyor. Daha sonra kilo verdikten sonra sarkan kısımlarını düzeltme işlemlerini de ben yapıyorum. Veya işte liposuction'ı da ben yapıyorum. Onunla beraber çalıştığım çok iyi bir profesör arkadaşım var. O da şey yapıyor, bu botoks işlemi yapıyor. Öyle bir durumda da yine bana başvurursanız ben size ona yönlendiririm. Burada o işlemimizi çok kısa bir şekilde çok rahat hallederiz. O zaten günübirlik bir işlem. Hani yapıyoruz aynı gün evinize gidiyorsunuz. Mide botoksu için söylüyorum. Evet.
Bu arada saç ekimi konusunda çok bilgiler aldık. Daha da ara ara konuşacağız. Çünkü sonradaki gelen arkadaşlar çoğusu konunun ne olduğunu bilmediği için biz şu anda programa göre gidiyoruz. Ama ara ara yine başa döneceğiz. Burun düzeltmesi, dudak veyahut da bu çene olsun, bu taraflar olsun. Doldurur yani kadınlar biraz da. Ama bazı insanlar doğuştan yani çenesi çok ufak. Onları da konuşacağız. Tabii. Onları da yapıyorum. Evet. Ya memoni bozar mı diyor. Bilmiyorum da tanımıyorum. Abi lütfen mesaj göndermeyin. Lütfen telefon etmeyin. Ses geliyor. Evet. Geldi. Zaten söyledik. Diyor ki ameliyatlar gizli mi? Abim yapma. Ben bazen anlatamıyorum Hasan. Her seferinde diyorum canlı yayınım var. Bir hafta önce söylüyorum. Telefon etmeyin. Güya insanlar telefon ederek aynı anda telefonu edip sana soru soracağım. Yazın. Evet yazın. Şimdi tabii doktorumuz anlattı diyor. Ameliyatlar gizli mi yapılıyor? Kimsenin haberi oluyor mu? Çok çok gizli yapılıyor. İki kişi arasında geçiyor. Biz, bir doktor, bir de siz. Onun dışında hiç kimseye bilgi verilmiyor. Ne yapılırsa yapılsın. Evet, burun şimdi bu tıbbi alanda hani rinoplasti diyoruz. Rinoplasti burun estetiği ve burun dolgusu. Ona biraz daha değinelim abi. Ondan sonra Tamam. üçüncü kısma geçeceğiz. Şimdi rinoplasti adı üstünde Ses gitmiş burnun olabilir. Ses yavaş yavaş gelir abi. Buyur. şimdi rinoplasti dediğimiz şey aslında burnun estetiğine verilen isim. Tabii sadece estetikle bitmiyor. Hani burnun şeklini düzeltirken ben aynı zamanda nefesi de düzeltiyorum. Çünkü birçok insanda zaten bu problem. En çok gelme sebebi de ya hem nefes alamıyorum hem de zaten yaptırmışken de burnumun şekli düzelsin diyor. Ya her burnu nefesi her şey bu hastayı ameliyat ettiğimizde nefes problemi de oluyor mu diyor derseniz genellikle zaten burunda bir yamukluk olduğunda bu içini de sirayet ediyor. Yani içeride de bir yamukluk oluyor. Burnun ucu önlü tarafta sağa doğru yamuksa iç tarafı da sola doğru gidiyor. Böyle olunca da otomatikman iki tarafta da burnu tıkamış oluyor. Biz onu düzeltirken yerine aldığımızda hem burun şekli düzelmiş oluyor hem orta hatta gelmiş oluyor. Aynen bir kapıyı çevirir gibi. Hani burun ucu ortaya geldiğinde burnun arkası da düzelmiş oluyor. O yüzden ikisini birbirine ayırmıyorum. Ben mutlaka sadece bana şekil için gelen hastalarım bile çıkarken şunu dediğim, hocam ben nefes almıyormuşum. Siz bu ameliyatı yaptıktan sonra anladım. Çünkü ben o söylemese de ben içerideki bozuklukların tamamını düzeltiyorum. Yani gördüğüm her şeyi düzeltiyorum. Aslında oysa ki sadece bana ya hocam şeklini düzelt ben başka bir sıkıntım yok diye geliyor. Ama ben yapmışken hepsini yapıyorum. Bunda da şöyle bir şey var. Ben mesela öbür tedavilerimde olduğu gibi hastaya göre tedavi belirliyorum. Hastanın burnunun şekline göre, içerideki problemine göre, derisinin kalınlığına göre, burnunun büyüklüğüne göre. Hem açık ameliyat yapabiliyorum, hem kapalı ameliyat yapabiliyorum. Kapalı ameliyat neden söyleniyor onu da söyleyeyim. Açık ameliyatta ne yapıyoruz? Buradan kesiyoruz, bütün burnu kaldırıp içini düzeltiyoruz. Kapalı ameliyatta buradan hiç kesi olmuyor, burnun delinin içerisinden ameliyat ediyoruz. Bunu da hastanın burnuna göre karar veriyorum. Geliyor, burnunu muayene ediyorum. Diyorum ki senin burun ucuyla ilgili çok sıkıntın var. Eğer burun ucuyla ilgili çok uğraşacaksan burayı açık yapmayı tercih ediyorum ki hem derisi incelsin hem de buradaki daha güzel çalışabileyim. Ama burada pek bir problem yok. Kemeri sadece büyük. İşte içeride yamukluk var. O zaman kapalı ameliyat yapıp onu da düzeltebiliyorum. Bu tekniklerin hepsine hakimim ben. Yaklaşık 15 yıldır yapıyorum çünkü. O yüzden de hasta hangisini isterse hastanın yüzüne göre planlıyorum. Herkese aynı burnu yapmıyoruz. Bazı standart hekimler var mesela. Her gelene aynı. Erkek, bayan herkese aynı burnu yapıyor. Hani o doğru notayı bulduymuş, o notadan devam eden arkadaşlarımız da var. Ama ben hastanın bütün yüzünü bakıyorum. Bütün yüzünde eğer hani burnu nasıl olması gerekiyor? Bazı yüzler var. Eğer çok düğme gibi küçük bir burun yaparsam yüzü büyümüş gibi olur aslında. Çünkü bu küçülürken yüz büyür.
Bu birbiriyle dengelidir. O yüzden mesela o derim ki senin burnunu çok küçültmeyeceğim çünkü küçültürsem yüzünü büyük gösterir. Ben her zaman planlarken bir 10 sene, 15 sene sonra o yüzün büyüyeceğini düşünerek hani sonrasında nasıl görüneceğini planlayarak öyle yapıyorum ameliyatı. Çünkü düşünsenize ben şimdi gençken yaptım ameliyatı. Yüzü büyümeye müsait. Hasta 35-40 yaşlarına geldiğinde yüzü genişledi, büyüdü. Ama burun hep küçük kalacak. Ay dedi gibi bir yüzü oluyor o zaman hastanın. O yüzden ben baştan planlarken hep bir 10-15 sene sonrasını planlıyorum ki sonuçlarımız çok daha güzel olsun. Peki Hasan Bey her buruna ameliyat olur mu? Şimdi her buruna ameliyat olur mu? Her buruna ameliyat olabilir. Çünkü ameliyat etmenin bir sınırı yok. Her şeyi yapabiliriz. En baştan burnu da yapabilirim. Bazen geliyor hasta daha önce 2 kere, 3 kere, 4 kere ameliyat olmuş. Ben hastanın kaburgasından alıp en baştan burun yapıyorum hastaya. Bazen de hiçbir şey yok. Ya diyorsun ki çok güzel, çok normal bir burun. Ama diyor ki adam, ya hocam diyor benim burnum çok düz. Ben bir bayanım, erkek burnu gibi duruyor. Tamam düzgün olabilir ama diyor erkek gibi duruyor. Bu da beni çok hani hatlarımı sert gösteriyor. Erkeksi duruyorum diyor. Ben o hastaya bir hafif bir kavis verip biraz küçültüyorum burnunu. Hastanın bütün yüzünün şekli değişiyor. Çünkü oranlarıyla oynadığım için. Hastanın yüz oranları değişince hastanın yüzü bile değişiyor. Ya hocam diyor ufacık bir ameliyatta bütün yüzüm değişti diyor. O yüzden her burun ameliyat olabilir. Ama herkes ameliyat olmak zorunda değil. Bu ayrı bir şey. Bu ikisini ayırmak lazım. Yani Yani hasta sadece gelip estetik yapmıyorsunuz, değil mi? tabii çünkü nefesini düzeltiyorum değil mi? Hasta nefes için geliyor. Diyor ki burnuma elleme hocam sadece içini yap. Onu da yapıyorum. Mesela diyor ki benim burnumla ilgili hiçbir sıkıntım yok. O zaman gelip ya dur yapmışken senin de burnunu yapalım. Çok da güzel olur. Hiçbir zaman ısrar etmem. Ama Yani bu bazen ısrar ettiğim hastalarım da oluyor. Neden oluyor? Çünkü burnun şeklini düzeltmeden içini düzeltemiyorum. Çünkü ikisi birbirine bağlı olduğu için. Hani bunu eğer ortaya adam burnu yamuk. İçeride de yamuk. Şimdi ben ikisini birden düzeltmezsem düzelmeyecek. İşte o zaman öneriyorum hastaya. O ayrı. Ama hiçbir problemi yok. Hiçbir şey yok. Ben hastaya ameliyat ol demem. Yani burun içindeki etin alınması nefes darlığına neden oluyor. Rahat bir Onu da yatamıyorsunuz. düzeltebilirim. Bunu kemiğe, burnuna hiç ellemeden o eti alıp rahat nefes almanıza yer veriyor. Peki ağrılı bir yani çok ağrılı bir süreci oluyor mu bunun? Şimdi şöyle, ben eskiden 15 sene önce başladığımda bu ameliyatı 1,5 saatte yapıyordum. 1 saatte 1,5 saat arası. Kapalı yapıyorduk. Herkese aynı tekniği yapıyorduk. Hiç koruma falan yapmıyorduk. O zamanlar teknikler bu kadar ileri değildi çünkü. İşte çat çut çat çut hemen kırıyorduk, kesiyorduk, bitiyordu. 1,5 saatte bitiyordu. Ama hasta bir ay şiş gezerdi, mor gezerdi. İşte şöyle 50 santimlik bez tamponlar koyardık içeriye. Böyle 3 gün nefes alamazdı. Onlar çıkarken ağrırdı, kanardı. Hasta o sıkıntılı bir süreçti eskiden. Şimdi ameliyatların benim 2-2,5 saat sürüyor. Yani ben gerilemediğime göre teknik çok ilerledi. Bunun yüzden ne yapıyoruz? Biz ince ince aynen mikro cerrahi yapar gibi buradaki bütün zarları, kemiğin zarlarını, kıkırdağın zarlarını koruyoruz. Yani bütün her şeyi kaldırıp altında ameliyat yapıp sonra geri kapatıyoruz. Böyle olunca dokuları koruduğumuz için hastanın morluğu şiştiği bir hafta 10 günde hiçbir şey kalmıyor. Genel olarak tabii ki deri kalınsa onun şişliğinden bahsetmiyorum ama şu göz altı şişliği morluğu dediğim gibi bir hafta 10 günde hiçbir şey kalmıyor. Ağrısızı eskisi gibi çekmiyor. Hastalar genellikle şöyle oluyor. Atıyorum dikişimi alıyorum. Ay çok acıdı falan diyorlar. Çünkü hiç ameliyattaki ağrıyı çekmedikleri için sonraki o dikiş alma bile ağrılı gelebiliyor hastaya. Özel silikon aparatlar takıyorum. Daha ameliyattan çıkar çıkmaz hastamız nefes alıyor. Onun özel kanalları oluyor çünkü içeride. Daha ameliyattan çıkar çıkmaz hasta eskisinden iyi nefes alır halde oluyor. Ondan sonra onlar plastik olduğu için hiç koku da yapmıyorlar. Çıkartırken de hiç acıtmıyorlar. Pıt diye çıkıyor. Ben bir hafta sonra hepsini çıkartıyorum mesela. Alçısını da bir hafta sonra alıyorum. Yani hepsini aldığımızda tertemiz ortaya çıkıyor hasta. O yüzden süreçler de çok rahatladı. Ben şöyle diyorum hastalarıma. Ya 3 gün sonra masa başı işine, bir hafta 10 gün sonra da aktif böyle kaldır indir yapıyorsun, o işe geri dönersin diyorum. O yüzden artık çok çok daha kolaylaştı bu ameliyat. Evet. Sonradaki gelen arkadaşlar yine söylüyorlar. Konuyu biraz anlamadık. Tabii anlatmak istiyorum yine ara ara. İlk önce sayfamızı paylaşın. Çok insanlarımız gelsin. Bugünkü konuğumuz operatör doktor, plastik cerrah Hasan Ateş. Uluslararası ve Türkiye'de ödül almış
Türkiye'de aranan bir doktor, herkesin aradığı doktor bizde şu anda. Bu plastik cerrah demek, burun, saç, yüz, botoks, yağ aldırma, çok şeylere, bunlara değiniyoruz. O açıdan sorularınız varsa burada yazabilirsiniz. Ayrıca benim sayfamda Hasan Ateş'in telefonu var. Benden de isteyebilirsiniz. Hepinize gönderdim. Herkes kendi sorununu birebir Hasan'la, Doktor Hasan'la baş başa görüşebilir. Bu açık oturumda anlatamadığınız ne varsa doktorunuzla konuşun. Doktor da diyor ki, bana gelen bir kişi kapıdan içeri girer, dört göz arasında konuşulur, hiç hal olur, anlatılmayacak, yapılmayacak şeyler benimle paylaşın ki kapıdan çıktıktan sonra diyor her şey gizli kalır. O konuda çok serbest olabilirsiniz. Doğan Karataş diyor ki saç ekimi fiyatı ne kadardır? Biraz geç kaldım, kusura bakma diyor. Evet, fiyat konusunda az önce bir açıklama yaptı. İsterse bir daha yap, sonraki gelen arkadaşlar anlasın. Dediğim gibi fiyat konusunda özellikle biz hastayı muayene etmeden fiyat veremiyoruz. Çünkü yani azıcık şöyle saç ekimi için söyleyeyim. Şu kadarcık bir alanda alnı açılan bir hastayla tamamen kel olan hastayı aynı tutamazsınız. Çünkü ona göre nakledeceğimiz saç farklı. Mesela atıyorum kök hücre yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Anestezi altında mı yapacağız? Bunların hepsi fiyatı etkiliyor. Ama o konuda zaten yardımcı olacağım. Siz bana zaten telefonumu paylaştım. Orada WhatsApp'tan bana fotoğraflarınızı yollarsanız ben size fiyatlar konusunda da gereken her türlü şeyi anlatırım. Bazen mesela şöyle bir şey de yapıyoruz. Saç ekimde onu söylemedim. Mesela saç yetersiz olduğunda sakaldan veya göğüsten de ekleme yapabiliyoruz. O yüzden bunlar da fiyatı değiştiren şeylerdir. Mesela hastanın eğer buralarda yeteri kadar, ya daha doğrusu ensesinde yeteri kadar saçı yoksa biz bunu sakalın altından, işte göğüsten, buradan nakil ediyoruz. Oralara eklemeler yapıyoruz. Sonucu çok çok daha güzel yapıyor. O yüzden Evet. Bana direkt ulaşırsanız ben size Soruda, daha yardımcı olacağım. Muhammed Tektaş diyor ki benim el parmağımda kopmuş. Sonucu dikiş atıldı. Şu an bu dikiş ağrı yapıyor. Dikişi alırsa tekrar kopma olur mu? Yani bir parmak Burada sökülmüş. ne kadar geçtiği önemli. Hani dikiş yeni atıldıysa, yani biz 6 aydan önce çok dikiş almayı önermeyiz. Eğer dikişler zaten ilk başlarda biraz ağrı yapabilir. Hareketle beraber orada biraz sertlik olduğu için o biraz ağrı yapar hareketle beraber. Burada fizik tedavi çok önemli. Fizik tedavi aksatmasın sakın. Bir yerden sonra zaten o ağrı kesilecektir. Eğer kesilmezse ve hala dikiş zorluyorsa o da sonuçta bir küçük bir operasyondur. Oradan girip o dikişi almak da bir küçük bir operasyon. Bu operasyonun kendisi de ağrı yapabilir. O yüzden biraz takip edip hangisi eğer uygunsa, eğer ağrısı hala çoksa mutlaka almak lazım tabii. Ama dediğim gibi 6 aydan önce çok önermiyoruz. Evet. Bir soru daha var. Diyor Doktor Bey Türkiye'de mi? Evet. Doktor Ankara'da. Telefonları bizde mevcut. Yayınladık. Bende de telefonu isteyebilirsiniz. Birebir görüşebilirsiniz. Sonradaki gelen bütün arkadaşlar hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler diliyorum. Hasan Ateş Türkiye'de aranan çok değerli bir doktor. Uluslararası platformda ödül almış bir doktor. Herkesin aradığı. Bu Hasan Ateş benim yeğenimdir. Evet, kırmadı. Allah razı olsun geldi. Burada yüzlerce mesajlar alıyorum. Bayanlardan çok alıyorum. Erkeklerden çok alıyorum. Canlı yayından sonra sizlere, hepinize tek tek telefonları da söyleyeceğim. Benim şeyimde de var yani, sayfamda da var. Evet, Doğan Karataş diyor ki bana telefon numara gönderin. Hepinize tek tek göndereceğim. Ama bir tek konuda ortak nokta olsun. Doktorla hiçbir zaman çekinmeyin. Her şey açık konuşun. Her şey gizli kalacak. Çünkü biliyorsunuz bir kaş aldırsam bizim yerinde olsun.
bir botoks yapsam herkes bir dedikodu yapar. Canlı yayında bunu mu sordun diye. Evet, sormuyorsunuz ama sizde sorun var. Gizliden soracaksınız, cevabını alacaksınız. Kasım Çelebi abim, Allah razı olsun, sen de hoş geldin. Burada diyor ki, iyi akşamlar. Konumuna selamlar. Bence saç ekme için fiyat vermesin. Bazı kafalar benim kafamın ekin listesi. Kasım abi, zaten doktor da fiyat vermiyor. Hani aşağı yukarı diyor ki, yapacağımız bu saç ekme olur, kaş düzeltmesi, burun, estetik, botoks, hepsinin ayrı ayrı süreçleri var. Yani bir saç ekme 4.500, 5.000 kök hücresini tek tek alıp tek tek koymak artık ne kadar bir çalışmaysa. Yani bunun fiyatını şu anda söylemek zaten, ama Türkiye'nin en ucuzu diyebiliriz. Hepiniz İzmir'e, İstanbul'a gidiyorsunuz. İstanbul'daki İzmirliler de hepsi Hasan'a geliyor. Ben size onu açıklayayım. Piçupak temiz. Sen de merhaba, hoş geldin diyor. Ramazan Sofra diyor, bir sor diyor. Bel fıtık için bir şeyler yapabiliyor musunuz diyor. Beyin cerrahisine göre benim alanım değil. Ona çok bir şey Yani, yapamayız. diyor benim iş değil diyor. Evet. Şengül diyor ki, kusura bakma Ramo, gizli kalamaz. Kim nasıl bir estetik yaparsa kesin kendisini gösterir. Hayır, şimdi şu açık platformda hani birisi, abi ben botoks yapacağım da, belki utanabilir ama telefonda gizlice, ne sadece botoks değil, yağ aldırma, yani bunlar hepsi, yani Yani kötü burada bizim yaşta gizlilik dediğimiz şey utanmayın, şu değil. göğüs, Bizden buyurun. çıkmaz dışarıya. Siz kendiniz herkese anlatabilirsiniz. Yani o ikiniz arasında sır derken siz kendiniz başkasına anlatabilirsiniz. Ama biz kimseye anlatmayız. Benden herhangi biri yakınıma veya başka birine bunu lafı ya da sözü çıkmaz anlamında söyledik. Yani yoksa şey değil. Biz de zaten ki çoğu kişi giderek herkese söylüyor zaten. Hele bazı şeyler biliyoruz. Bayanlar böyle günlerde herkes birbirine gösterip ya bak ben bunu yaptırdım sen de yaptır deyip birbirine tavsiye edenler mi ararsınız? Şunu yapan hastalarımız var ya, gün düzenliyor. Estetik günleri düzenleniyor. Benim bir hasta grubum var. Mesela aralarında gün parası topluyorlar. O gün kime çıktıysa o gelip bana ameliyat oluyor. Bir şey yaptır diyor. Sonra öbürüne gelince gün o aynısını yapıyor. İşte aralarında böyle para toplamış oluyorlar. Hep birisi gelip ameliyatını olup gider. Böyleleri de var. Artık diyorum artık çok hayatın bir parçası oldu yani. Evet. Bu arada Şengül diyor ki, lütfen özelden Hasan Bey'in numarasını gönderin, ben sana göndereceğim. Kendim için değil, bir tanıdık için. Bir tanıdık olur, akraba olur, arkadaş olur, kendiniz için yaparsınız, hiç sorun değil. Evet, baya bir gelişmiş bir yapana. Baya bir gelişimiz Yapan bir yapana diyor. operasyon yapan yapana. Evet, şimdi değerli arkadaşlar, eskiden bu yağ aldırma olsun, daha oraya da geleceğiz, saç ekimi olsun, bunları açık konuşamıyorduk. Ama şu anda gerçekten şuna bir inanın, Türkiye'de her yerde aranan bir doktoru biz bugün burada misafir ettik. Büyük bir şansa sahibiz. Bunu kaçırmayın. İçinizdeki her soruyu sorabilirsiniz. Burada birebir görüşüp bilgi alabilirsiniz. Şunu altını çizeyim. Belki hani her doktor sırf para kazanmak için normal bir burnu ameliyat yapar, bu yapmıyor. Eğer yüzünüzde sizi rahatsız edecek şekilde bir botoks yapılacaksa, bu yapmıyor. Yani para için yapmıyor. Ama sizin için yapıyor. Onun için her şeyi sorabilirsiniz. Evet Hasan, şimdi burada ayrıca Maya Bulut. Ben burada sizi şu anda kamera göremiyorum. Kamera o telefondan sonra kayboldu. Siz canlı yayına çıkıp bir soru soracaktınız. Maya Bulut, siz bana istek gönderin, ben burada sizi alayım. Kusura bakma, artık telefon geldiği zaman niye sistem değişiyor, ben onu anlamadım. Burada Maya Bulut'u arıyoruz. Recep Recep, ne güzel aramızda tanıdık birisi. Yarın bir sorun olduğunda gideceğimiz birisi. Recep, biz de onu anlatıyoruz.
İnan ki müşterilerin %80'i İstanbul, İzmir'den geliyorlar. Millet de Avrupa'dan İstanbul, İzmir'e gidiyor. Estetik konusunda. Evet. Biz şimdi çok şeyleri konuştuk. Yine konuşacağız. Botoksu konuştuk. Migreni konuştuk. Terleme konusunda konuştuk. Botoksu. Dudak ve yüz dolgusunu konuştuk. Silikonu konuştuk. Saçı konuştuk. Daha da konuşacağız. Sonradaki gelen arkadaşlar onu duymadılar. Burun estetiğini konuştuk. Şimdi üçüncü soruya geliyoruz. Hani bayanlarda genç, bilhassa genç ihtiyar kim olursa olsun bayanlarda yani meme gücü, küçültme, göğüs diyelim. Biz artık meme mi diyelim, göğüs mü diyelim bir orta yolunu bulamadım. Meme küçültme, büyütme, dikleştirme. Bu bir ihtiyaç mı? Yani utanılacak bir şey var mı? Bu göğüs konusunda bize bir bilgi verin. Çünkü günümüzde büyük göğüsleri olup da küçülten olacak olan var. Küçük olup da büyütenler var. Fakat bunu yaparken ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz? Şurada Şengül'ün bir sorusunu ben bir hemen bir yazısı var. Aslında herkes doğalıyla güzel, güzeldir. Herhangi bir estetik yapanların gördüğünde gerçekten sırıtıyor. O sırıtmayı Doktor Hasan müsaade etmiyor. Güzele güzel olsun diyor. Ben daha çok gülüyorum, öyle diyeyim. Şöyle anlatayım. Bir hikayem var. Bir iki hastam da başıma Hikayeden sonra geldi. bu göğüs kısmına girelim Ona abi. geleceğim. Şöyle bir şey oldu. Ya benim genelde hastaların yanında mutlaka birisi daha gelir böyle. Ve şeyi sorarlar. Ya işte aslında kendi şüpheleri vardır. Kendi şeyde aklındaki sorular vardır. Bunu sanki böyle ya bu da böyleymiş gibi sormak isterler. Ya işte mesela bir sorulardan bir tanesi de bu. Diyor ya işte bunun doğalı iyi değil mi? Doğalı şöyle değil mi? Bir gün bir tanesine o kadar sinirlendim ki döndüm ve bir bayandı. Şöyle dedim. Ya dedim sen kusura bakma dedim. Katılanların da affına sığınıyorum. Dedim ki sen dedim hiç ağda yaptırıyor musun dedim. Çünkü yaptırıyorum tabii dedi. Niye dedim doğalı işte o dedi bırak kendi haline. Niye de ağda yaptırıyorsun dedim. Bu natürali bu değil mi dedim. O da bir estetik. Biz de yapıyoruz şimdi. Biz ne yapıyoruz? Epilasyonla yapıyoruz. Bu da bizim yaptığımız estetiklerden bir tanesi. Bunun doğalı kıllı da ulaşmak mı? Bu artık bir ihtiyaç dediğim şey bu. Bu da bir estetik o zaman. Onu da yaptırmamak lazım. Saçlarımızı da bırakalım. Sakalımızı da kesmeyelim. Bunların hepsi estetik. Kendi sakalımı niye kesiyorum ben? Daha güzel görünmek için kesiyorum. Saçımı niye kesiyorum? Daha güzel görünmek için kesiyorum. Şart mı? Natürali bırakmak. Hepimiz böyle salkım saçak dolaşalım değil mi? Bu da böyle işte. Bu bir ihtiyaç. Artık insanlar böyle dolaşmak istemiyorlar. Çünkü artık saç kesebiliyoruz. Teknoloji ilerledi. Sakalımızı, bıyığımızı tıraş edebiliyoruz. Eskisi gibi değil. Eskiden mecburen kesemediğimiz için bırakmak zorundaydık. Burada da böyle. Bu bir ihtiyaç artık. Doğallık bu demek değil. Doğallık insanın kendini doğal, normal hissetmesi. O yüzden o normale ulaşmak için gereken her şey mübah oluyor. Burada niye buradan girdim? Çünkü meme meselesi de böyle. Şimdi bu ihtiyacı ancak çeken biliyor. Var, şöyle düşünün. 50-60 yaşına gelmiş bir teyze doğurmuş 7-8 tane çocuk. Artık göğüsler hani sürekli büyüye 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 artık şeye kadar gelmiş. Beline kadar inmiş. Şimdi bu teyze estetik amaçlı mı yaptırıyor bunu? Sırt ağrısı var, boyunda fıtık oluşmuş, sırtında her gün ağrı var. Boynunda iki tane güğümle dolaşıyor resmen. Şimdi bunu küçültmek gerekmiyor mu? Bunu kim ayıplayabilir? Ne yapıyor? Biz geliyoruz, onu küçültüyoruz, normal bir hale getiriyoruz. Hani buradaki tam cümlesi bu. Doğallık değil, normale dönmek. Biz onu normal hale getirdiğimizde bildiğiniz böyle havalara uçuyor. Elime sarılan mı ararsın, o teyzelerin bana teşekkürünü hiç kimse burada yadırgayamaz yani. Bunu bir kenara koyalım. Bu gerçekten artık böyle bir estetik değil, ihtiyaç. Bunu genç kızlar bile artık çekiyor. O kadar hani bazılarında bu büyük bir problem ki o sırt adam boyun fıtığı var. 20 yaşında bu ameliyat olmak için geliyor. Mecburen geliyor.
O çünkü o fıtık buradaki ağırlık aşağı çektikçe fıtığı azıyor. Boyun ağrısından duramıyor. Hayatını artık zorlaştırıyor. Onların mecburen ameliyat olması gerekiyor. Bu gençlerde bile böyle. Bunun bir de tersi var. Bayanların bazen de hiç gelişmiyor. Bu bir gelişme problemi. Bir bayanın özellikle bizim atalarımızdan beri gelen bir şeyi var. Hani özellikle hani bu toprak ana diye heykeller vardır mesela Anadolu'da böyle. Bereket tanrısıdır. Kibele'nin heykelleri vardır. Bir sürü meme vardır üzerinde. Meme bir hani doğurganlık, bir kadınlık simgesidir aynı zamanda. Bunun olmaması kadın kadın gibi hissetmemesine yol açıyor. Erkek gibi dümdüz bir memesi olan bir kadın düşünsenize. Şimdi bu hastaya biz eğer büyütme yapmazsak o psikolojik olarak kendini hep yetersiz hissediyor. O yüzden biz bu tür hastalara genç yaşta bir protez takıyoruz. Aslında bizim bizdeki herkes silikon diyor ama bizdeki adı protezdir. Aynen bir bacak protezi gibi. Hani bacağı olmayanlar ne yapıyor? Bacak protezi takıyor, değil mi? Kolu olmayanlar kol protezi takıyor. Onu yerine koyuyorlar, onun görevini görsün diye. Biz de burada aslında bir protez koyuyoruz. Adı meme protezi bizdeki ismi. Bunu da memenin içine falan koymuyoruz. Altına koyup memeyi öne ittiriyoruz. Aslında kendi memesini bir yerde büyütüyoruz. O yüzden meme büyütme diye geçiyor. Ama bizdeki adı meme protezi. Aslında olmayan bir şey yerine koyuyoruz biz. Şimdi bu eksikliği hissedene, ya senin ne ihtiyacın var demek, hani tok açın halinden ne anlara geliyor? Hani tok bir adam açın halinden ne anlar? Bu aynen buna geliyor. O yüzden ya onları yadırgamamak lazım. Bu tamamen o kişinin, ben bu ameliyatı yaptığımda çok kişinin, bütün kişinin değiştiğini bilirim. Bütün özgüveni artıyor çünkü diyorum ya o kadınla yerine geliyor. Bütün özgüveni yerine geliyor. Bir geliyorlar böyle işte görünmemek için böyle bol kıyafetler giyiyor işte aman görünmesin şey yapmasın diye. İşte saç baş hiçbir şey yok gözlük bilmem ne. Aradan bir ay geçiyor ameliyat yapıyoruz bir ay sonra bir geliyor işte saçlar boyanmış kıyafetler artık böyle daha dekolte giymeye başlamış. Hani özgüveni artmış. Bu çok önemli bir şey o insan için. Yani ruh sağlığı burada aslında konuştuğumuz şey ruh sağlığı. Herkes beden sağlığı, hastalıkları düşünüyor ama ruhu da beslemek lazım. İşte bu dedim ya bu özgüven artınca işinde başarılı oluyor, dışarıda daha özgüvenli başarılı oluyor. Bunlara yol açıyorsunuz. Bir üçüncü ameliyatımızda ne? Meme dikleştirme. Hasta dediğim gibi nasıl 7-8 çocuktan sonra kocaman memeleri olduğu gibi bir de şöyle bir şey var. Çocuk emzirdikten sonra memesi sönüyor, boşalıyor, sarkık bir hale geliyor. Şimdi burada da yine aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yine kadınlığını kaybetmiş oluyor. Biz bunlara ne yapıyoruz? Silikon koyup bir de o memeyi toparlıyoruz. Aslında iki işlemi hem küçültüyoruz hem de büyütüyoruz aynı anda. Aslında toparlıyoruz. Buna biz dikleştirme diyoruz. O sarkmayı ortadan kaldırdığımızda bu da onları çok iyi hani ruhsal olarak çok iyi hale getiriyor. O yüzden bunlara tabu diye bakmamak lazım. Artık günümüzde bunlar çok önemli şeyler. Hani kimsenin görmesi önemli değil. Bunu şey diye düşünmeyin. Ha dekolteyle gezecek aman şöyle diye. Ben çok kapalı hastaya ameliyat ettiğimi biliyorum. Ya kocası için. Ya bu illa dışarıda gezip göstermek için diye geçmiyor. Kendi kocasına karşı kendini daha iyi hissediyor. Evlilikleri kurtardığımızı biliyoruz bunu yaparak. Yani gelip de bunu yaptırıp evliliğimi ama kurtarayım şöyle yapan diyenler var. Bunu absürt gibi gelecek ama ya gerçekten adam diyor ki ya diyor benim kocam diyor başkalarına bakıyor diyor. Beni kadın olarak görmüyor başkalarına bakıyor diyor. Biz bu ameliyatı yaptıktan sonra adamın da hani daha iyi baktığını, daha iyi bu işin geliştiğini görüyoruz. Aslında biz bir yerde böyle bir psikolojik danışmanlık da yapıyoruz. O yüzden bizim alanı diyorum ya çok da tabu diye bakmamak lazım. Gerçekten ihtiyaçlar ve insanların kimseye kendi kardeşlerine, arkadaşlarına anlatamadığı şeyleri gelip bize anlatıyorlar ve biz bunu çözüyoruz. Ve kimsenin haberi bile olmuyor. O yüzden hani bunlar önemli şeyler amca. Evet, bu arada tabii siz anlatıyorsunuz. Ara araya girsem de senin lafını kesmemek şartıyla. Şengül diyor ki yaptıklarınız diyor ismi estetik değil diyor. Sağlık için yapılan bir operasyon. Şimdi Şengül estetik nedir biliyor musun? Yani sadece güzel görünmek için gösterim gibi şişirmek değil. Biz bunu sağlık açısından soruyoruz. Yani sadece küçük değil bir de büyükler var. Onları küçültüyoruz. Yani onların da sağlık açısından verilen bir zarar var. Yani estetik hani bazı sinema sanatçıları sırf güzel görünüm diye
gözlerini büyütebiliyorlar. Veyahut da daha burnu biraz güzel görünsün diye. Sonuç hepsi sağlık açısından biz konuşuyoruz. Yani burun küçültme içindeki bu et büyümeleri falan olsun. Hepsi sağlıkla ilgili. Yani ben iyi görüneyim, burnumu biraz kaldırayım, daha güzel görüneyim. O kesin de var. Bizimki o değil. İkincisi Recep. Recep diyor ki Ramazan abi çok teşekkür ederim. Bu konuyu bizimle paylaştığın için, Hasan abinin de bizim için burada olması gurur duyuyorum. Gurur verici bir şey diyor. Sağ ol, biz de çok çok mutlu olduk. Niye diş implantlarında tapu değil? Halil Sami söylüyor. Onu tabii anlatamadım. Psikolojik bir durum. Yani şimdi Şengül, hani bir bayanın ben çok iyi biliyorum, her bir göğsü belki bir 10 kilo vardır. Yani o kadının iki tane 20 kiloyu kendine taşıyor. Bütün sinir sistemleri olsun, belden aşağı doğru rahatsız edici. İşte bu arada işte plastik cerrah Hasan Ateş orada önlem alıyor. Bu açıdan da bakmanız gerekiyor. Sadece evet. Sonradaki gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Fikret Ateş, Hacı Ömer. Burada Hacı Ömer diyor, karşındaki kişi doktor, oradan daha iyi biliyorsa niye soru soruyorsun? Hayır, her soru sorulsun. Kasım abi diyor ki burada genelde kadınlara diyor göre erkekler saçı daha çok dökülüyor. Ben onu buradan okuyayım. Kasım abi kendisi Kavşan Çağlı, İsveç'te kalıyor. Çok çok değerli bir abimdir. Çok seviyorum. Onun yazılarını da takip ediyorum. Borç yazmıyor. Fakat onun şeyini ben kaçırdım. Şurada bir daha okumaya çalışıyorum. Bir saniye. Genellikle kadınlara göre erkekler saçı daha çok dökülüyor. Doğru. Bu beyinsel olabilir mi diyor. Bazen duyuyorum, adam eşine kızınca kafa çalışmıyor. Onun için saçı da dökülmüyor. Bilimsel kanıtı mümkün mü diyor. Yani onun orijinali şudur. Şakasına giriyorsun ya Hasan abi. Onun orijinali şudur. Testosterondan dolayı abi. Erkekte testosterondan dolayı çok fazla dökülme olur. O yüzden mesela östrojen saçı korur. Saç o yüzden bayanlarda zor dökülür. Ama mesela menopoz sonrası bayanların da saçının döküldüğünü görürsün. Çünkü östrojen azalıp testosteron ön plana geçtiği için. Ama erkeklerde baştan beri testosteron olduğu için daha fazla dökülme oluyor. Evet. Meral diyor ki diş implant da yapıyor mu? Hayır. Diş implant yapmıyor. Onun için abim var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünelim. Her zaman internette en iyi doktor arıyorsunuz. Nerede olursa olsun. Biz o doktoru bulduk. Uluslararası platformda ödüller almış, Türkiye'nin her yerinde aranan operatör doktor plastik cerrah Hasan Ateş'i biz buraya getirdik. Aslında büyük bir şans ki aranan bir doktoru biz burada tutuyoruz. Onun için çok önemli sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii sonradan gizli de soracaksınız. Ben telefonları da yine vereceğim. Hepiniz Avrupa'dan İstanbul, Ankara'ya gidiyorsunuz. Botoks olsun, her şey. Ama İstanbul, Ankara'daki, İzmir'dekiler de Hasan'a geliyor. Onu size hatırlatayım. Ben o zaman bir Maya Bulut var. Diyor ki ben yüzümü gerdireceğim diyor. Bu yüz gerdirmeden bir açıklama yapar mısınız? Şimdi yüz germede şöyle, biz zaten eskiden mesela 35-40 yaşında hemen yüz germe yapıyorduk. Çünkü başka hiçbir sistem yoktu o zamanlar. Mecburen hani ameliyat dışında yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi artık bir sürü seçenek var. Ameliyatsız yüz germe şeyleri yapıyoruz. Özel lazerlerle, ultrasonik aletlerle yüzü gerebiliyoruz. Ya da örümcek ağı Fransız askısı gibi iplerle içeriden yapabiliyoruz. Dolgularla kombine edip. Mümkün mertebe ameliyatı geciktiriyoruz. Yani bizim bu şeyden sonra, bu tekniklerin çıkmasından sonra 45-50 yaşların üzerine çıktı bu
dediğim gibi eskiden 35-40 yaşındayken, şimdi 50 yaşın üzerinde 55-60 yaşlarda ancak bu ameliyatları yapmaya başladık. Yani bizim de önceliğimiz öncelikle bu işlemleri yapmak. Ama bu işlemlerini kurtaramayacağı bir düzeye gelmişse eğer sarkma miktarı, o zaman da hiç bunlarla boşu boşuna hastayı hem maddi hem manevi zamanı kaybetmeden direkt ameliyatını yapıyoruz. Onunla ilgili de eğer bana hani WhatsApp'tan fotoğraflarını yollarsa, ben onunla ilgili zaten neler yapılabileceği atıyorum. Çünkü onda bir sürü çeşidi var. Çünkü biz yüz germeyin içerisinde mesela kaş kaldırma, şakak germe yapabiliyoruz. Yanakları kaldırabiliyoruz. Bu çene kısmını gerdirebiliyoruz ve boynu da gerebiliyoruz. Bunun hepsini bir seferde de yapabiliyoruz. Bunu yaparken alt üst göz kapaklarını da düzeltebiliyoruz. Yani çeşitlerimiz çok fazla. Tamamen kişiye göre ayarlıyorum ben. Yani siz bana fotoğraflarınızı yollarsanız ben oradan bakarım, size yapılacak en iyi tedaviyi söylerim. Ameliyatlı ya da ameliyatsız. Derim ki şimdilik şunu yapalım ya da şunu yapalım. Nasıl derseniz onu yaparız. Evet. Vallahi Recep Bey 50-60 yaşından sonra demiş, hiç problem değil. En son geçen ay 73 yaşında bir hastam vardı. Tepeden tırnağa ameliyat ettim. Önemli olan yaşam enerjisi. Kadın onu istiyordu. Hala fıldır fıldır dolaşıyor dünyayı. O yüzden Evet. yaş diye bir şey yok artık. Aslında en güzel yıllar da 50-60'tan sonra başlar Recep Recep. Bu arada Tabii. senin tanımayanlar var. Yine söylüyorum. Plastik cerrah doktorumuz Hasan Ateş, kendisi Zincirlikuyu Gördoğdu'lu, Ankara'da. Telefonu bende mevcut, sayfamda mevcut. Benim abimin oğlu, benim yeğen oluyor. Kulu da dişçi Deniz Ateş ve onun kardeşi olur. Karaca Dağ'ın eniştesi. Kanka Karaca Dağ'ın enişte bana. Mayet Bulut, kusura bakma seni aldıracaktım, bir sistem yoktu. Mayet Bulut size telefonu, Hasan'ın telefonunu vereceğim. Kendi yüzünüzü gönderin. Hatta gittiğinizde ziyaret edin Ankara'da. Ankara'da yurt dışındaki gelen arkadaşlar. Hasan, onu bir netleştirelim. Diyelim ki Avrupa'dan bir bayan göğsünü dikleştirmek istiyor, yüzünü gerdirmek istiyor. Gelecek yeri yok. Siz ne gibi bir hizmet veriyorsunuz abi? Amca biz her şeyini ayarlıyoruz. Eğer bazen şunlar da oluyor, onu da söyleyeyim. Mesela adam bizim köylü. Hani herkes de biliyor. Burada bir sürü akrabası da var. Ama diyor ki benim ne yanımda kimse gelsin, kimse bilmesin. Ne ameliyat olduğumu kendi kardeşim bile bilmesin diyor mesela. Biz o zaman ne yapıyoruz? Gerekirse havalimanından biz alıyoruz. Otelini ayarlıyoruz. Hastanesinde ayarlıyoruz. Bakıcısına kadar ayarlıyoruz. O konularda endişe etmesinler. Biz her şeyini ayarlıyoruz. Yani kimseye ihtiyaç yok. Hani yanımda akşam birisi kalsın. Aman şöyle olsun. Hemşire tutarız. Altı yanında hemşiresi kalır. Sabaha kadar o bakar. O konularda çok rahat olsunlar. Saç ekiminde de yine aynı şekilde yapıyoruz. Paket olarak işte havalimanını alıyoruz. Otelini karşılıyoruz. Her şeyini yapıyoruz. Dedim ki kimse öğrenmesin diyorsa da bunları da hepsini biz ayarlıyoruz. İlla işte dur ben geleceğim. Aman işte oradan köye gideceğim. Ben şöyle rezil olurum. Bilmem ne. Böyle düşünmeyin. Gelip gidersiniz ve kimsenin sizin Türkiye'ye geldiğinizden bile haberi olmaz. Benim de böyle yaptığı çok hastamda var yani. Onu Yani söyleyebilirim. şöyle diyebilir miyiz? Göğüs alanında, yüz gezdirmede, burun içindeki et olsun veya da kemiğin düzeltilmesi, Hiç fark etmez. saç Hepsi için etli olsun, yapıyoruz. ne olursa olsun. Siz Avrupa'da şu anda Türkiye'ye gitmek istiyorsanız eviniz olmayabilir, yeriniz olmayabilir veyahut da kalmak istemiyorsunuz. Burada bizim plastik cerrah bunları kapıdan sizi alıyor. Otele yerleştiriyor, tedavinizi yapıyor. Tedavi bittiğinde sonra yine gidiyorsunuz. Yılmaz Polat bugün Yılmaz Polat çok sevdiğim bir abim. Ramazan abi, Ateş abi bir soru Meliha'ya sürpriz yapacağım. Göbeğimi nasıl eritebilir Hasan Ateş hocam? Evet, o zaten şeye gelecektik. Bu karın germe, yağ aldırma Yılmaz. Biz hemen oraya başlayacağız. Yılmaz'ın da biraz şişko herhalde göbeği var. Değerli arkadaşlar, çoğu bayanlar zamanla hamilelikten dolayı çok kilo alabiliyorlar. Bu kilolar da geri gitmeyebiliyor. Belli bir zaman spor yaptıktan sonra deriler sarkabiliyor. O deri yani vücut gerdirmenin dışında
Oraya da geleceğiz. Recep Recep diyor, biz Avrupa'da doktorlarımızdan hiçbir şeyden anlamıyorlar. Benim sağ kulağım çok ağır duyuyor. Bunun için ne yapmak lazım? Şimdi bilmiyorum, bu burun acaba herhangi senin şey alanına giriyor mu bilmiyorum ama. O kulak burun boğazın alanına giriyor. Normalde kulağın işitme problemi var. Onunla ilgili de hani iyice bakılması, testlerin yapılması lazım, duyma testlerinin. Bu kemikten mi kaynaklanıyor, sinirden mi kaynaklanıyor, dış kulaktan mı kaynaklanıyor? Ona göre tedavisi planlanıyor. O benim alanım değil ama yönlendiririm. Gerekirse hani orada da yardımcı Evet. oluruz. Yani orada bütün yanıldığını. Yani kısacası bütün Avrupa'dakiler İstanbul, İzmir'e ameliyata gidiyorlar. Oradakiler de hastaneye gidiyorlar. Bu yağ aldırma sadece kadına ait olan bir şey değil. Erkekler de öyle. Tabii. Bilhassa göbekte, bacaklarda oluyor. Şimdi Doktor Hasan'la daha çok şeyleri konuşacağız abim. Yani hepiniz şu sayfamızı paylaşın. Şu andaki bendeki sistem 1725 kişi bize bakıyor. 1725 kişi şu anda bizi izliyor arka planda. Yo yo Yılmaz, seni yanlış anlamadım. Abi bu konuları tam gelecektim, sen hatırladın. Oraya ben de geleceğim, anlatacağım zaten. Beni takip etsin. Operatör, Birazdan o konuda ilgili bilgi operatör, vereceğim zaten. doktor, plastik cerrah Hasan Ateş, Zincirlikuyulu, Ankara'da ikamet ediyor. Uluslararası ve Türkiye'de tipik yaptı. Çok çok buluşlar yaptı, çok çok ödüller aldı. Aranan bir doktor. Onun için bu sohbetimiz çok önemli. O biraz da Avrupa'da 10. 11. 12. ayda Türkiye'ye gidip yüz gezdirme, saç dikme hepsi oluyor. Hasan Ateş'e danışın, ondan sonra gidin. Telefon benim sayfada var. Bana yazın, ben veririm. Hasan'la direkt. Bunu çekinmeyin. Herhangi konuşulmayacak, buradaki konuşulmayacak bir deri, bir problemden dolayı Hasan'la baş başa görüşebilirsiniz. Burada yanıklardan da daha fazla bahsedeceğiz. Hani yanık, vücut yanması. Onları da şey yapacağız. Evet. Burada hemen bir şeye girelim. Şu şeyi bir Erkeklerde meme tamamlayalım. büyüklüğü. Onu diyecektim Yani ben de. jinekomasti diyoruz. Tıp dilinde jinekomasti diyoruz ama hani erkeklerde de meme büyüklüğü var. Ondan bir Tabii. bahseder misin abi? Şimdi amca zaten şöyle bir sıkıntı var. Hani sadece herkes bebe deyince bayanları algılıyor ama öyle değil. Özellikle ergenlikte fazla kilo alanlarda, ondan sonra yaşlanmayla beraber bir de aşırı obezite olduğunda, özellikle erkekte de meme büyümesi oluyor. Şimdi bu meme büyümesi olduğunda hani bir basit gibi geliyor ama hastalar büyük sıkıntılar yaşıyor. Adam diyor ki ben tişört bile giyemiyorum hocam diyor. Kadın memesi gibi ortaya çıkıyor diyor. Meme başlarının çok belli oluyor diyor. Veya işte atıyorum yazın diyor işte bir sahilde işte üstümü çıkartıp yani tişörtsüz denize giremiyorum diyor mesela görülmesin diye diyor. Ama diyor o bile saklamıyor, sıkıntı yaratıyor bana diye. Böyle çok hastam geliyor. Biz bunların çok büyük bir çoğunluğunu liposuction'la hallediyoruz. Küçük iki tane delikten girip bunun tamamındaki bütün yağ her şeyi alıp şey yapabiliyoruz. Onu dümdüz bir hale getirebiliyoruz. Eğer bazen de o kadar çok fazla sarkma oluyor ki bunu şey gibi yapmak sadece liposuction yetmiyor. Çünkü biraz deride sarkma oluyor. Sonra o deriyi de toparlamamız gerekebiliyor. Bazı hastalarda da bunu yapmamız gerekebiliyor. Onun dışında bir sürü bunu dediğim gibi hastayla birebir görüşerek biz onu ayarlıyoruz. Öncelikle zaten bütün hastalara mutlaka liposuction yapıyorum. Toparlamayacağını düşündüğüm noktada da dediğim gibi deriyi de çıkartarak orayı da küçültmeye gidiyoruz. Bunda da Evet. benim çok yaptığım ameliyatlardan bir tanesi gerçekten erkeklerin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi oluyor belli bir yaştan sonra. Evet. Burada bir soru var. Memo Dinçel diyor, memiklerde estetik olur mu diyor. Tabii. Meme başında da mesela bazıları da meme başı uzun oluyor, büyük oluyor. Ya diyor ki hocam diyor bayan gibi çıkık oluyor diyor. Bunu da küçültebiliyoruz. Yani aklınıza gelen bütün hani kaportasal işlemleri biz yapıyoruz hani kısa tabiri caizse. Yani bütün dış yüzeyle ilgili her şeyi yapabiliyoruz aklınıza gelen. Evet. Bir soru daha var burada. Tülay Muratoğlu diyor ki benim de bir sorunum var diyor. Saç dökülüp tekrar çıkıyor. Ona da saç ekimi var mı?
Eğer Yani kendi bir saç etik. kökleri varsa işte bakarız, bebek kökler dediğimiz o kökler varsa onlara sadece kök hücre tedavisi yapıyoruz. Kendi göbeğinden aldığımız hani günübirlik bir işlemle, bir saatlik bir işlem aldığımız kök hücrelerle o deri altına tamamen veriyoruz. Bunun PRP dediğimiz hani sadece kendi kanından aldığımız seans yaptığımız sistem de var ama en başarılı ve bizim şu an en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi kök hücre. O kök hücreyle oradaki o bebek kırların hepsi çıkıyor. Ve aradan büyüdüğünde orayı tamamen dolduruyor. Bir de ben mesela saç ekimi ile ilgili şunu da anlatayım. Mesela bazı hastalarda iki seans yapmamız gerekiyor. Hani bu hazır büyümeyi anlatmışken onu da anlatayım. Niye iki seans yapmamız gerekiyor? Çünkü saçlar vardiyalı çıkar. Bazısı çıkar, dökülürken öbürleri çıkar. Bunlar dökülürken bunlar çıkar. Bu da yaklaşık 3 aylık bir periyotla olur. Biz işte çıkan saçlardan buradan parçaları alırız. Sonra 6 ay sonra yenileri çıkınca bunlardan alırız. O yüzden seans yapıyoruz. Yoksa biz erindiğimiz veya biz üşendiğimiz için değil. Bunun doğal çıkışını beklemeden eğer bir seferde işte İstanbul'da en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi 6.000 kök alacağız diye bir zorluyorlar. Bu uyuyanları da öldürüyorlar. O yüzden 6 ay sonra bunlar çıkmıyor. O yüzden burada kellik oluyor. Geçen bir hastamız geldi İstanbul'da bu şekilde işte 6.000 kök ektiler falan dediler. Saydık 2.500 kök çıktı kafasında total çıkan. Ama arkayı tamamen kelleştirmişler. Biz tekrar ekim yaptık. Artı adamın ensesine alınan yere bile saç ekmek zorunda kaldık. Sakalından oradan buradan aktararak adamı toparladık. Yani o yüzden ekim yapan kişiler çok önemli. Evet. Burada bir soru daha var. Ercan Kızılkaya diyor ki, kendisi Yenicovalı, çok sevdiğimiz bir abi. Operatör doktor Hasan Ateş alçak gönüllü ve son derece optimist bir insan olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Programı izlerken kendisine başarılar diliyorum. Bu programı moderatör Ramazan Ateş'i de tebrik ediyorum. Gayet güzel bir program oldu. Formatı farklı olsa da herkese hitap ediyor. Saygılar. Ercan abim, saygılar, sevgiler, seviliyorsunuz. Sonradaki gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir sorun daha var diyor. Bekir Tehit diyor ki, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, yaptığınız işlerin hayra vesile olmasını temenni ediyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, sonradaki gelen arkadaşlar, yine söyleyelim. Bizim sayfamızı paylaşın, çok insanlarımız gelsin. Şu anda 1800'e yakın insan bizi seyrediyor arka planda. Bakıyorum kadınlar %65'e indi, erkekler %35. Bu da çok güzel. Burada operatör doktor cerrah, plastik cerrah Hasan Ateş'i bugün konuk yaptık. Kendisi Zincirlikuyu, Gördüğünü, Ankara'dan kalıyor. Türkiye'de uluslararası platformda yapmış olduğu buluşlardan dolayı çok ödüller aldı. Türkiye'de aranan bir doktor. Onun için bizim çevre insanlarımız Avrupa'dan 10. 11. 12. ayda Türkiye'ye akın ediyor. İstanbul'a, İzmir'e burun estetiği, göğüs olsun, yanıklar olsun, saç ekimi olsun. Artık şu andaki konuştuğumuz bütün konulardan dolayı gidip ameliyat oluyorlar. Ama yine de söylüyorum, İstanbul'daki, İzmir'dekiler de, Avrupa'dakiler de Hasan'a çok geliyorlar. Çünkü aranan bir doktor. O da şu anda her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Çekindiğiniz bir sorun varsa bana ulaşın. Sayfamda Hasan'ın telefonu var. Hemen direkt WhatsApp'tan bir görüşün. Görüştüğünüz, utanıp çekindiğiniz konular varsa Hasan'la, Doktor Hasan'la çekinmeden konuşun. Çünkü dört göz arasında konuşulan üçüncü göz görmüyor. Evet, bu arada şey yapalım Hasan, karın germe, yağ aldırma hem erkek hem kadınlar için. Yağ enfeksiyonu, BBL diyoruz biz bu tıp dalında. Hani insanlarımız tıp dalında BBL bilmiyorlar ama karın germe, yağ aldırma, yağ enfeksiyonu. Herkese yapılır mı? Şimdi herkese yapılmıyor. Mesela Yılmaz Bey şimdi sormuş 147 kilo olduğunu söylemiş. 147 kiloluk bir hastaya yapmıyoruz mesela liposakşını. Çünkü hani mesela haberlerde duyduğunuz işte liposakşın yaptırdı öldü. İşte liposakşın yaptı şöyle oldu denilen hastaların hepsi bu aşırı liposakşından bir kilo verme yöntemi olarak gördükleri için ameliyat olan hastaların başına gelen işler.
Sağlıklı olan bir hastada en fazla kilosunun %10'unu almaktır. Mesela atıyorum 140 kiloluk bir hastada en fazla 14 kilo alabilirsiniz. Onda da işte en fazla işte 130 kilolara düşer ki bu da işine yaramaz. Öncelikle o tür bir durumda mutlaka bir öncesinde kilo verdirici başka bir yöntem. Eğer kendisi diyetle veremiyorsa, onun için dediğim gibi burada benim bir arkadaşım var. Özellikle mide balonu, mide botoksu, mide küçültme ameliyatlarını yapıyor. Daha sonrasında o göbek sarkınca ben onu toparlıyorum. Bu tür benim çok yaptığım ameliyatlardan bir tanesi de bu kilo vermesi sonrası yaptığımız düzeltme ameliyatları. Çünkü mesela bu, atıyorum hasta mesela 60-70 kilo vermiş oluyor. Bayan ya da erkek. İşte göğüsler sarkmış oluyor. Erkekte de sarkıyor çünkü o yağlı göğüs birden kilo verince sarkıyor. Göbek aşağı sarkıyor. Bacaklar ve kollar sarkıyor. Biz bunları aşama aşama bütün kolları, bacakları hepsini toparlama ameliyatları yapıyoruz. Onları biz yapıyoruz. Ama baştaki kilo verme ameliyatı kısmını daha çok genel cerrahi arkadaşlarımız yapıyor. Burada da mesela dediğim gibi yardımcı olabiliriz. Bizim burada beraber çalıştığımız ekipler var. İşte bir tanesi bu genel cerrahi ekibi. Başında bir profesör var. Gayet de bu konuda çok iyi. O konuda Yılmaz Bey ulaşırsa bana, ben onu da yönlendiririm. Oradaki gereken şeyi yapıyor. Hallederiz her şeyi. Evet. İşte o akşamları Burada yediğin mantı ve etli ekmekleri yemeyeceksin. Biraz da sen dikkat edeceksin. Sen işte dikkat edemiyorsan o zaman biz ameliyat ediyoruz. burada bir soru daha var. Diyor ki Hasan Ateş hocanın yurt dışında herhangi bir yer açmayı düşünüyor mu? Veya var mı yurt dışında dışında? Şimdi şöyle, öyle bir Yok, bunu planım yok bilmiyorum ama çünkü sorayım dedim. zaten burada zor yetişiyorum ben. Burası çok yoğun. Hatta bu ay normalde ben gelmeyi planlıyordum. Hatta çok önceden yaptık planı ama yoğunluktan dolayı programı iptal etmek zorunda kaldım. Yoksa Norveç, İsveç ve Almanya şeklinde bir gezi programımız vardı. Daha doğrusu orada gelip sizlerle görüşecektik ve önceden bildirecektik ama o kadar yoğun ki şu an burayı bırakıp gelemedim. Çünkü hem burada ben bir de yurt dışından gelen hastaları Antalya'da da ameliyat ediyorum. Sadece Ankara değil. Bazen insanlar orada ameliyat olmak istedikleri için orada da yapıyorum. Yani şu an o taraf ve bu taraf çok yoğun olduğu için gelemedim. Kusura bakmayın. Ama böyle bir planım var. Hani en kısa zamanda geleceğim. İnşallah o zaman da orada yüz yüze de görüşme şansımız olur. Ama ben burada her zaman sizi bekliyorum. Evet, şimdi şöyle diyebiliriz. Hasan çok yoğun aslında. Bizim çok ricamız üzerine geldi. Yani hani dedim ya, Türkiye'de ve Avrupa'da aranan bir doktor. Biz bugün bunu bulduk, bu şansı bulduk, bu şansı da değerlendirelim. Her türlü sorunuzu sorun. Gerçekten bulunmaz bir nimet. Bilhassa kadınlarımız olsun, erkeklerimiz olsun. Artık eskiden hep kadınlardı, şu anda %50-50 saç ekimi olsun, hem bayanlarda hem kadınlarda olsun. Yanlış olan yerler, bazı yerlerimiz olabilir. Onları nazarlarımız diyor. Herhangi bir el kopmadan yanık olur. Bunlar hepsi var. Şimdi biz o zaman şunu da Hasan abim Cansın bir ortamı güldürmeye çalıştım. Ben normalim, kilom 82, göbek var. Onu da halledeceğim inşallah. Hasan, ben 82 orada ise ben de hallederim. Hasan Sıkıntı abi yok. Yılmaz'ın işkembesini. Evet. Tabii bu arada da biraz şakalarımız da oluyor. Kasım Çelebi diyor çok harika son sorum. Saç dökülmesi sadece beyni açığa çıkarıyor ve sonra duruyor. Ya da şöyle denilebilir. Sadece beynin etrafındaki saçlar dökülür. Tabii bu da işin biraz esprisi. Tabii gerçekten bugün sadece erkeklerin saç sorunu yok. Kadınların da saç sorunu var. Bunları açık konuşmamız gerekiyor. Yani yağ aldırma bilhassa bayanlarda göbek ve kalçalarda oluyor. Bir de hamilelik döneminde olsun veya da çok kilolu, bu sefer çok zayıfladı, deri sarkıyor. Bunlar bir bayan için sorun olabiliyor, sağlık açısından da olsun. Hasan'a ulaşabilirsiniz, o açıdan soruyor. Veya da küçükken işte herhangi bir vücudunuzun bir bölümü yanmış olabilir.
Yani bunlar sadece biz silikon yapalım, göğüs gerdirelim değil. Sağlık açısından bunu da düşünelim. Yanmış yerleriniz var, lekeler var sizde. Vücutta olabilir, yüzünde olabiliyor, rahatsız olabilirsiniz. Leke olur, yara izi olabilir. Bunları bir zahmet şey yapın yani sorun. Biz sizler için buradayız. Şu anda karın germe yani yağ aldırma. Yağ aldırarak kilo verebiliyor muyuz? Yani sırf kilo vermek için yağ alınır mı? Alınan yağlar kullanılabiliyor mu? Şimdi Yani bir şöyle yerden göbekten veya da kalçadan aldığınız yağ kilo verdirebiliyor mu? Veyahut da bu aldığınız yağ da başka yere kullanabiliyor musunuz? şimdi liposuction aslında bir kilo verme direkt yöntemi değil. Bu bir bölgesel zayıflama yöntemi. Mesela adam kilo vermiştir, bir tek göbeğini veremiyordur ya da yanlarını veremiyordur. Veya sadece bacaklarında mesela kilosu vardır. Yani her şeyi verir. Ama çok zorlarsa yüzünden verir. O yüzden mesela çok fazla kilo da veremiyordur. İşte o tür durumlarda gelir. Biz oradaki o fazla yağların hepsini çekeriz ve hastayı rahatlatırız. Onun dışında mesela biz dediğimiz gibi karın germe işlemini yapıyoruz. Mesela çok aşırı kilo alanlarda özellikle hamilelik sonrası bayanlarda sadece göbek büyüyüp sarkmıyor. Aynı zamanda içerideki kaslar da yırtılıyor. Fıtıklar oluşuyor. Aynı zamanda göbek fıtığı olan, burada yırtılması olan hastalar oluyor. Ben karın germe yaparken onları da onarıyorum. Yani bunu yaparken o doğumda bozulan bütün yapıları da onarmış oluyoruz. Hani göbek bölgesi şiş olan hastayı direkt kum saati haline getiriyoruz. Yani hem yanlardan göbeği daralmış oluyor. Hem de ön taraftan bütün karnı düzleştiriyoruz. Ama dedim ki bunda belli kilo sınırlarımız var. Hani her hastayı yapamıyoruz diyoruz ki hani çünkü çok göbekli bir insana siz karın germe yaparsanız yağın belli bir kısmını alabilirsiniz. Gerdiğiniz kısım da yarım olur. Sonra ikinci bir seans mutlaka gerektirir. O yüzden biz öncelikle kilo verip ondan sonra yapmasını tercih ediyoruz o tür durumlarda. Ama çoğunlukla biz zaten liposuction'la beraber yaptığımız için aynı zamanda yağ da alıyoruz, deriyi de o Evet. daha fazla gerebiliyoruz. Bu kişiden kişiye değişiyor. O yüzden diyorum ya direkt birebir muayene çok önemli diye. Bazı hastalarda da sadece yağ alıyor. Sadece liposuction'da bütün yağını alıyoruz. Hiç karın germe, kesi, izi falan olmadan sadece 2-3 tane küçük delikten girip bütün yağı dışarıya emerek çıkartabiliyoruz. Biz de bu işleme liposuction diyoruz. Tabii bu yağları almışken kullanabiliyoruz. Sadece işte hani aldık dışarı attık gibi değil. Mesela aldığımız yağları bütün yüzde kullanabiliyoruz dolgu niyetine. Doğal dolgu yapabiliyoruz. İçinde kök hücresi de olduğu için hem cildi gençleştiriyor hem yüzü büyütüyor. Hem o işe de yarıyor. Onun dışında mesela bazı erkek hastalarda mesela göğüse dolgu yapmak için kullanıyor. Mesela şurası çok kötü oluyor. Buraları doldurmak için kullanabiliyorum. Veya bayanlarda işte göğüs büyütme için kullanabiliyoruz gene. Hani doğal büyütmek için. Silikon istemeyen hastalarda bunu da yapabiliyoruz. Bir de son dönemde en çok hani kullandığımız yöntemlerden bir tanesi BBL. Yani Brezilyen butt lift dediğimiz yani kısaltması BBL. Brezilya poposu dediğimiz işlem. Aldığımız yağla popoyu da büyütebiliyoruz. Bu en çok yaptığımız son dönemde popüler olan bir yöntem. Göbekteki yanlardaki bütün yağları alıyoruz. Bel incelmiş oluyor. Aldığımız yağla da poposunu büyütebiliyoruz. Popoyu aynı zamanda göğüse koyduğumuz gibi silikonla da büyütebiliyoruz. Bunlar da ihtiyaç. Hani hasta diyor ki ya hocam diyor yani giydiğim kot yakışmıyor diyor. Mesela pantolon giyemiyorum, kot pantolon giyemiyorum diyor. Çok sarkık olduğu için. Biz bunları işte aldığımız yağla büyütüyoruz. Daha yuvarlak, daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Kot giydiği zaman yakışıyor. Atıyorum bikini giydiği zaman yakışıyor. Bu da bir estetik yöntemi. Mesela kimin de problemi bu oluyor. Aldığımız yağları dediğim gibi birçok yerlerde kullanabiliyoruz. Bazı hastalarda bacak kalınlaştırma bile yapıyoruz. Mesela dizinin altında bacakları çırpı gibi olan hastalar oluyor. Onlara da mesela aldığımız yağları bacağına veriyoruz. Bacak kalınlaştırma da yapabiliyoruz. Hani böyle birçok yerde kullanabiliyoruz. Doğal dolgu maddesi olduğu için. Bir de yabancı bir madde girmediği için vücuda hastalar da daha çok tercih edebiliyor bazı durumlarda. Evet, daha da konuşacağız. Tabii gelen sorular ister istemez araya sıkıştırmak istiyoruz. Bekir Teyit diyor ki, Ramazan abi iyi akşamlar. Yanık hastaları 4-5 yıl sonra ameliyatları devam edebilir mi? Gecikmiş sayılmaz mı? Hasan hocamıza sorar mısınız?
Şimdi şöyle, yanık hastalarında şöyle şeyler var. Yani cerrahi ameliyatla da düzeltebiliyoruz. Bu aldığımız kökücü enjeksiyonlarıyla da düzeltebiliyoruz. Mesela öyle de çok düzelttiğimiz hastamız var. Bazılarında yanığın bölgesine göre değişmekle beraber mesela yanığı yok etmek için özel balonlar koyuyoruz. Bu balonları şişiriyoruz, deriyi bollaştırıyoruz ki o deri oradaki yanık yerin yerini alsın. Oradaki deriyi çıkartıp o şişirdiğimiz büyük deriyle orayı kapatabiliyoruz. Bu da bir yöntem mesela. Veya başka bir yerinden oraya dokunakli de yapabiliyoruz. Mesela ellerinde bazen o kadar çok sertlik ve şey oluyor ki burayı rahatlatmak için mesela bacağından oraya serbest dokunakli mikrocerrahi de yapıyoruz. Oraya aktarıp oradaki dokuyu tamamen atıp yerine tertemiz pırıl pırıl bir doku koyuyoruz ki rahat elini oynatabilsin diye. Veya tam tersi boynunu oynatamayan hastaların buraya dokunakli yapıp boynunu hareket ettirmesini sağlayabiliyoruz. Bu mikrocerrahi de yine bizim alanlarımızdan bir tanesi. Az önce mesela Mehmet'e anlatmadığım şeylerden bir tanesi de şu. Şeyler var. Mesela meme kanseri sonrası memesi alınmış hastalarda biz yeniden meme yapıyoruz. Bunu silikonlarla da yapabiliyoruz. Karnından doku alıp az önce dediğim karın germe gibi hem burada karnını düzleştiriyoruz, aldığımız dokuyla da meme dokusu yapıyoruz buraya. Serbest ya da aktararak. Bu tür ameliyatları da biz yapıyoruz dedim ya, bizim alanımız çok çeşitli diye. O kanser sonrasındaki o doku kayıplarını da biz yerine koyuyoruz. Evet. Burada özellikle Osman Durak abim, hoş geldin. Gerçekten kusura bakma, yani doktor hocamızın lafı kesilmemesi için hemen anında selam veremiyoruz. Kusura bakma. Osman abi, Kasım Çelebi abimiz diyor ki, operatör olduğum için belki cevap alabilirim. Ben bir yıl önce diyor alt damarı ameliyatı oldum ama halen dikişleri bir kısmı ilk kalınlığında hala duruyor. Bazen de çok ağrıyor. Geçmişteki o ameliyatların izlerini ne yapıyoruz insan hocam? Onları lazerle çok rahat azaltıyorum. Tek bir seansta belki olmayabilir ama 2-3 seansta gayet baya baya küçültüyorum onları. Hani onun günü birlikte dediğim gibi ameliyat olmadan sadece lazer ve içine yaptığım iğnelerle küçültüyorum. Hani eğer bana başvurursa onlara da gidip işlem yaparız. Evet. Bir soru daha soralım. Yine söylüyorum. Sayfamızı paylaşın. Bu yaptığımız çekimler olsun. YouTube'da Ramazan Ateş yazın, abone olun, yükledim videolar otomatikman göresiniz diye. Osman Durak kısa boylu, çok şişman. Diyor ki Hasan amcama söyle diyor, ben ne yaparım? Abi şimdi o biraz vücut yapısına bağlı. Senin yani sağlık açısından bir rahatsızlık vereceğini ben için tanıdığım için söylüyorum. Hasan tabii tanımıyor. Şişman insanları ne yapacağız abim? Onu söylüyor. Diyor yani ben çok şişmanım. Ne Zayıflatacağız. yap? Zayıflatacağız. Neyle zayıflatacağız? Yemekle mi? Eğer kendisi Operasyonla yemek mı? diyetle yapamıyorsa biz burada ameliyatla yapıyoruz onu zaten. Dediğim Evet. gibi ekibimiz var. Bizim o kilo verme ekibimiz var. Onlar kilo verdiriyorlar. Ameliyatını yapıyorlar. Mide ameliyatı gerekirse şey balon, gerekirse botoks. Hani basitten karmaşa kadar hepsi var. O kilosuna göre belirliyoruz. Öyle her gireye de mide ameliyatı yapmıyoruz. İşte mesela benim çalıştığım doktorlar da aynı şekilde. Benim gibi hani eğer gerekli yoksa herkese mide ameliyatı yapmıyorlar. Belli bir kilonun üstüne Evet. ancak yapıyoruz. Öyle bir durumda önce kilosunu verdiririz. Atıyorum aradan 6 ay 1 sene geçer. Sonra da ben o göbeği alırım biter. Yani şöyle diyebilir miyiz? Şimdi Hasan Ateş şöyle bir durum yapalım abim. Yani elinizi kolunuzu sallayarak ben gideyim işte şuramı al buramı al dediğinizde Doktor Hasan sizi ilk önce bir testten geçiriyor. Gelişi güzel yapmıyor. Sizin yani en azından ameliyat yaparken sizin alerjiniz var mı yok mu müsait mi müsait değil mi bu tetiklerden geçtikten sonra müsaade yani yapıyor. Böyle gelişi güzel bıçağı alıp da hemen size ameliyat yapıyor. O ortam bulunması gerekiyor. Kol ve bacaklarda vücut yani deri germesi. Şimdi biliyorsunuz erkekler olsun kadınlar olsun belli kilolardan sonra zayıfladığın zaman vücut
germe yapıyor, yani sallanıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya özellikle mesela hani bayanlar kollarını salladıklarında burada sallanan bir doku oluyor ya işte. Mesela Evet, biz kol germeyle burayı kollarda, düzeltiyoruz. bacaklarda, bir de Aynı göbek tarafı. şekilde bacaklarda da mesela hani aşırı Bu kilo erkeklerde mi vermeyenlerde var? de tabii illa kilo verenlerde değil. Yani birçok yapısal olarak birçok kişide de var. Özellikle bu iç bacakta hani uyluk içlerinde oralarda da yapıyoruz bunu. Çünkü adam mesela diyor ki ya diyor benim bacaklarım sürekli birbirine sürtüyor. Sürekli pişik oluyorum. Düzgün yürüyemiyorum. Uzun süre yürüyemiyorum. Beni sürekli rahatsız ediyor. İşte bunlar da biz bacak germe dediğimiz o iç kısımdaki fazlalığı alıyoruz ki o birbirine sürten, o bacakların iç kısmında birbirine sürten kısım hani olmasın. Onu düzleştiriyoruz tamamen. Kolda da aynı şekilde. Onu özellikle iç kısımda saklayarak burada şöyle bir kol germe dediğimiz işlem yaptığımızda dışarıdan daha böyle düzgün görünmesini sağlıyoruz. Bunlar dediğim gibi hani herkes için olan ihtiyaçlar değil ama o kişiler için çok sıkıntı. Çünkü adam mesela kısa kollu giyemiyor. Çünkü buradan dışarı sarkıyor. Bacaklarında işte şort giyemiyor. Atıyorum şey giyemiyor. Bacaklar çünkü birbirine sürttüğü için sürekli pişik oluyor. Şey oluyor. Bunların hepsinin düzelmesi için mecburen bu ameliyatları yapmamız da gerekiyor. Dediğim gibi sadece görsel anlamda değil, aynı zamanda yaşam konforunu düzelten şeyler bunlar. Evet. Değerli doktor, operatör doktor, plastik cerrah Hasan Ateş'i bugün davet ettik. Çok çok güzel bilgiler verdi. Bugün canlı yayında 50-60 kişi görünen kişi, bendeki sistemde 1850 kişi görünüyor. Şu anda herkes bizi seyrediyor. Özelinde de çok mesajlar geliyor. Benim paylaştığım video resimler var işte, ben bunu yapacağım, şunu yapacağım. Ben bunlara tek tek ulaşacağım, telefonlarınızı vereceğim. Hasan Ateş'le irtibatı kurun. Ankara'da yeri olmayan otel ayarlama, kendisi bilhassa ilgileniyor. Yani hiçbir zaman dışarıda kalmıyorsunuz. Gösterdiği klinikte, adreste gidiyorsunuz. Hasan Ateş'le de hiç çekinmeyin, bize Zehra Öksü, sen de hoş geldin. İyi akşamlar. Göğüs gerdirme olsun, vücut yüz gerdirme olsun, burun esefliği, dudak, silikon, artık göz etrafındaki alın ne olursa olsun hepsini tek tek vurabilirsiniz. Hiçbir zaman çekinmeyin. Telefonum da benim sayfamda var. İsteğini de vereceğim. Diye bir Hasan, Doktor Hasan'la görüşün. Bu konuşmalarınız, yapılan ameliyatlarınız inanın ki gizli kalıyor. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Belki bu ortamda söylemeyebilirsiniz ama orada her şey açık, net. Hasan, Türkiye TÜBİTAK var yani. TÜBİTAK demek Avrupa'nın yarış Nobel ödülü demektir. Orada yaptığı buluşlar var. Onlarla çok ödül aldı. Uluslararası platformda çok öne çıkmış bir insan. Herkes aradığı ilk kişi. Bu herkes onu aradı, günü biz buraya getirdik, sizler için getirdik. Bizim toplumumuz utanabilir. Ya işte ben nasıl şunu da söyleyeyim, işte göbeğimde yağ var, onu aldırayım. Ayıp olur. Ayıp olan, kendinize göre ayıp olan ne varsa sayfamda Hasan Ateş'in telefonu var. WhatsApp üzerinde saatlerce konuşabilirsiniz. Konuşulmayanı da konuşun. Evet. Bir de geçmişteki olan ameliyatların izleri var. Onları da yok ediyor. Yüzlerinizdeki kırışıkları yok ediyor. Saçınızda 4500 tane kök hücreyi alıp kendi saç kafasınızdan alıp yere ekebiliyor. Artık kendi saçınız yine gül. Bu bayanlarda da var, erkeklerde de var. Artık bu estetik, güzellik estetikten çok sağlık açısından sizin için çok önemli. Onun için önce güven. Hasan'a güven. Fiyat konusuna gelince, yani şimdi yapılan ameliyattan ameliyata farkı var. Süreçten sürece farkı var. Ama nereye giderseniz gidin, Hasan sizin için en makrunu yapacak. Yani diyebileceksiniz ki ya ben niye şimdiye kadar gitmedim? Hem ucuz hem
birinci kalite, herkesin arayıp da bulamadığı bir doktor. Biz onu getirdik buraya koyduk. Çok çok mutlu olduk. Bir de geçmişteki olan çocukluk döneminde olsun, şimdi olsun yanıklar, vücudumuzdaki yanıklar var. Onların tedavisi var. Yüz olsun, kulak olsun, burun olsun. Estetik demek her şeyi yapmak demektir. Ama sağlığınızı düşünerek hiçbir zaman kendini ön planda tutmuyor. Burnunuz düz ise diyor ki ben yapmam. Burnunuz düz, kusura bakmayın ben aldırmam, yukarı çıkartmam. Niye? Sırf para için ben bunu yapmam. Ama sağlığınızı tehdit eden migren, kadınlarda migren sorunu var. İşte doktor burada. O migren sorununu çözecek olan kadınlarımızın %70'inde migren var. Hiç kimse onu konuşmuyor. İşte çözüm burada. O biliyor. O tedavi ediyor. Bütün hastalar da benim eserimde şu anda yazı gönderiyorlar. Abi ben botoks oldum çok mutluyum. Ben göğüs gevredim çok mutluyum. Ben yüzümü gevirdim. Yani 40, 50, 60'tan sonra yüz gevirme var diyor. Ben Hasan'da yaptım. Ya o kadar çok mutluyum ki yani ben bir 10 sene birden canlandım diyor. Genç oldum. Yani normalde yüz geriliyor. Yani normal. Onun için benim unutup da söylemediğim, eklemek istediğim bir şey var mı Hasan abi? Şimdi dediğim gibi bunlar Sıradaki bölümde boş normalde geldim. Kusura bakmayın cevap selam veremedim. Buyurun. ya bunlar normalde zaten artık diyorum ya çok fazla herkesin artık bildiği rutinde herkesin bildiği şeyler. Onun dışında ben kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum. Ben özel bölge ameliyatları da yapıyorum. Bayanlarda da erkeklerde de. Özellikle genital bölge dediğimiz özel bölgenin de estetiklerini yapıyorum. Hani bunu normalde insanlar ya ürologlar ya kadın doğumcular yapıyor zannediyorlar ama aslında biz yapıyoruz. Erkeklerde özellikle hani o özel bölge büyütülmesi, kadınlaştırılması gibi işlemleri. Bayanlarda özellikle o özel bölgenin sarkması, genişlemesi gibi problemleri. Ameliyatlı ameliyatsız çözümlerimiz de mevcut. Hani insanlar genelde tabu olduğu için bunları çok konuşmuyor ama bunlar için de yine ona WhatsApp'tan yazabilirler. Evet. Bir hatırlatma yapayım. Operatör doktor plastik cerrah Hasan Atış. Kendisi Zincirlikuyu doğumlu. Benim yeğenimdir. Kulu'daki Deniz Ateş, Deniz Ateş'in kardeşidir. Karaca'dağ'ın eniştesidir. Servet Keleş sen de hoş geldin. Servet Keleş de daha yeni Türkiye'den Avrupa'ya geri döndü. Onun da saç problemi vardı. Servet diyor ki Servet bana gelsin. Kendi başındaki 4500 5000 4500 5000 kök hücresini alıyorum. Kafasına Daha takıyorum, yerleştiriyorum. fazla da olabilir yani Artık şey senin o tamamen saçların böyle kişiye gül göre. oluyor. Kes kes o büyüyor. Kes kes o büyüyor. Çok çok Evet. teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hepinize iyi akşamlar. Hasan katıldığınız için çok çok mutlu oldum. Çok Ben güzel çağırdığın için bilgiler çok verdin. teşekkür ederim amcam. Herkes sayfamda Hasan Ateş'in telefonuna ulaşabilir. Ben telefonu veririm. Siz olun. Hasan Ateş'e danışmadan hiçbir yere gitmeyin. Konuşun WhatsApp üzeri. Her şey için çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ekleyebileceğim bir şey var mı Hasan? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Oldu. Hadi hepinize iyi akşamlar. Çok sağ olun. Görüşürüz.